Evet, sevgili Gerçek TV izleyicileri, hepinize merhaba. Bugün konumuz Dilek Ekmekçi'yi geçen gün konuk almıştık yayınımıza ve Dilek Ekmekçi ile beraber kendi özel hikayesini paylaşmıştık. Tabii Dilek Ekmekçi'nin hikayesinden sonra bize bir insan ulaştı. Hem olayın tarafları ulaştı, hem avukatları ulaştı, hem o olayla ilgili olarak isimleri geçen kişiler ulaştı. Ve bugün o iddialarını detaylı bir şekilde konuşacağız. Tabii konuşmadan evvel hemen her zamanki yaptığımız gibi bugün kendi gazetemizin baş sayfasını ve 16 sayfasını sizinle paylaşacağız. Ardından gündemi paylaştıktan sonra da direkt Ekmekçi'ye bağlanacağız. Önce hemen gazetemizi açalım. Açabilecek miyiz? Bir saniye vidin. Evet. Hadi bakalım hayırlısı. Ulaşacak mıyız? Evet. Ulaştık. Açtık sayfamızı. Evet sevgili Gerçek TV izleyicileri. Bugünkü gazetemizin baş sayfası yoğun bakımın %95'i aşısız. Son günlerde koronavirüs vakalarında artış sürerken yoğun bakıma alınan hastaların %95'inin aşısız olduğunu bildirildi. Profesör Doktor İsmail Cinel, vaka sayısı ikinci pikte 33 binken 6 bin yoğun bakım hastası vardı. Şimdi 25 binde bu sayı 600 ile 700 arasında dedi. Aşılanma arttıkça yoğun bakımda yatan hasta sayısı da azalıyor diyerek demecinin bize gazetemize yaptığı açıklamanın altını çizdi. İki doz aşı 5-6 ay koruyor. Tek aşı eşittir. Hiç aşı anlamına geliyor. Hastanelerde yer kalmadı. Evet, artık bu saatten sonra tabii bugün buraya yayına gelirken bir gazeteci meslektaşımla konuştum. Öksürüyor. Neden öksürdüğünü sordum kendisine. Dedi ki COVID'im. Evet. Gerçeği bu. Covid olduğunu söyledi. Aşını yaptırmadım mı dedim. İki aşımı da yaptırdım. İkisinde BioNTech oldum. Ama dedi iki aşıyı olmasaydım durumum ne olurdu diye de bir başka açıdan tedirginliğini ifade etti. Yine muhalefetin adayı Mehmet Şimşek mi? Bugünkü sürmanşet haberlerimizden bir tanesi. Ankara kulislerinde CHP'nin AK Parti eski milletvekili ve eski bakanı Cumhurbaşkanlığı için teklif götürdüğü iddiaları var. Ne kadar doğru göreceğiz zaman içerisinde. İnsanlık dışı bir olimpiyat, yarışmacılardan bir tanesi arkasından gelenler su içmesin diye tüm suları devirip en sondaki suyu almış. Bence direkt olarak diskalifiye edilmeli. Hadsizlik diz boyu CHP milletvekili Ali Mahir Başarır Cumhurbaşkanı'na olan aciz demiş. Yani tamam yani sokakta kahvelerde konuşuluyor da milletvekillerinin de siyaset yapanların da devleti yönetenlerin de kelimelerine cümlelerine dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Orman yandı uçuşlar durdu. Bize kimse yıldıramaz demiş Devlet Bahçeli. Tiyatroda yaz buluşması. Karate hakimi Kobas'a tehdit. Umre yine yasak oldu. Afganistan'da kontrol gitti. Evet, hızlı bir şekilde ikinci sayfamıza geçeceğiz. Kapadokya'yı 7 ayda 854 bin turist gezmiş. 15 ölü yolcu otobüsü virajda takla attı. Üçüncü sayfamız. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Ofisler, mekanlar kalkıyor mu? Ayrıntılı haberimiz dördüncü sayfada, ekonomi sayfamızda. Avukat Cesim Parlak doğa affetmez intikamını alır yorum ve analizi var. Okumanızı öneririm. www.gerçekgazete.com adresinden. Aliye Berker infografik sayfamızda. ABD'nin nükleersizi yok et politikası. Politika sayfamız. İmar yasağı gelecek mi yanan orman alanlarına? Evet çok önemli bir haber. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ve ilginçtir.
Türkiye'de bugüne kadar son 10 yılda yanan ormanların %6'sı imara açılmış. Bu istatistik bir bilgi. Yangını kesmeseydik Bodrum'a yaklaşırdı. Analiz sayfamız ABD-Çin küresel rekabetinde yeni dönem. Bulmaca sayfamız. İş psikolojisi, sağlık sayfamız. Kanarya'nın savunmasına canavar geldi. 14. sayfa, spor sayfamız. Gurur tablomuz, olimpiyatlardaki. Gurur duyuyoruz onlarla. Ve son sayfamız saat 14'tü ama teknik meseleden dolayı 14.30'a aldık. Akşam 21'de Hanefi Avcı konuğumuz. Mutlaka bekliyoruz. Bir dakika ekrandan çıkacağım, geliyorum hemen. Evet, Dilek Ekmekçi yayın konuğumuz. Teknikteki arkadaşlarımıza rica ediyorum, Dilek Ekmekçi'yi yayına alalım ve iddiaları konuşalım. Dilek Ekmekçi'nin oldukça ilginç bir hikayesi var. Bu hikayede ayrıntılarını bugün ilginç sorular soracağız Dilek Ekmekçi'ye. Dilek Ekmekçi yanıtlayacak. Tabii hikayeyi bilmeyenlerle ilgili olarak da Dilek Ekmekçi'den hikayesini anlatmasını rica edeceğiz. Evet. Teknikteki arkadaşlarımın Dilek Ekmekçi'yi bağlamalarını bekliyorum. Evet arkadaşlar, bu arada bağlayıncaya kadar sevgili Gerçek TV izleyicisinden demiş ki ülkenin tamamı aşı yapılsa bile ülkeye gelen göçmenlerin bu COVID tekrar yayılması olmaz mı? Şu ana kadar maske konuyor denildikten sonra aşı yaptırmak ne kadar mantıklı sizce? Maske konmuyor, maske önlem arkadaşlar. 1979'da doğuda Kürtlerin üzerinde çok sahte aşı iğne kullanıldığı, çocukları sakat yaşadığı, 2020'de Kürtlerin üzerinden katliam devam ediyor. Koronavirüs aşısı yapmak istemiyor halk demiş, güvenmiyor Türkiye Cumhuriyeti'ne. Ama arkadaşlar bugün şunu gerçeği de görelim çok açık bir şekilde. En yoğun şey şu anda söyleyin Güneydoğu'da. Ya bu gerçeği görmeden de olayı çözmek, anlamak mümkün değil. O açıdan bu tür söylentilere ne kadar inanıp inanmayı bilmiyorum ama evet, bekliyorum teknikteki arkadaşlar Dilek Ekmekçi'nin yayına alınmasını ve diğer Emrah Güner avukatın da yayına alınmasını bekliyorum arkadaşlarımdan. Evet. Of. Emrah Güner bağlanacak yayına. Teknik olarak ne problem yaşadığımızı şu anda yayından bilemiyorum. Dilek Ekmekçi ile ilgili. Dilek Hanım'ı da mesela bekliyoruz Dilek Ekmekçi'ye. Atalım ama bir taraftan bağlanıncaya kadar ben soruları Avrupa'da 2,5 senede 5 tane Türk uçağına el konuldu. Uyuşturucu eroin taşıyordu. Mafya uçak var. Uyuşturucu götürmeye uçak var. Ancak orman yangınlarında uçak yok. Onlar büyük paralar arkadaşlar. Ormanlar yanınca af lanet olsun ya. Ne diyeyim ki şimdi onunla ilgili. Herkes başka yayını beklerken ben buraya yönlendirdim. Özgür. Harikasın, beğendim geldim demiş ama yayınla ilgili sorunlarımız devam ediyor. Hala Dilek Ekmekçi'yi yayına alamadık ama ben Dilek Ekmekçi'nin hikayesiyle ilgili söyleyeyim. Dilek Ekmekçi küçükken evlatlık verilir ve
11 yaşındayken onu kendisine büyüten anne ve babası Dilek Ekmekçi'yi karşılarına alırlar ve asıl anne babalarının kendileri olmadığını söylerler Dilek Ekmekçi'ye. Yayına bağlanmamış Dilek Ekmekçi. Ne demiş? Öyle değil yani. Bilinmeye bağlanamamış. Tamam, bağlanmaya çalışsın tekrar o zaman. Gönderirsiniz en sonuncusu. Ben mi göndereceğim onu? Dilek Ekmekçi'ye ben nasıl yayın gönderirim? Dilek Ekmekçi'ye şey gitmemiş, link gitmemiş. O Dilek Ekmekçi'ye sen göndereceksin, teknikteki arkadaşlar. Neyse, 11 yaşındayken Dilek Ekmekçi anlatılan bu hikaye üzerine büyük bir uğraş verir. Daha sonra işte okulunu bitirir, hukukçu olur, ceza hukukçusu olur. Aynı zamanda doktorasını yapar ve akademisyenlik de yapıyor üniversitelerde kendisi aynı zamanda. Ve babasını... Ben attım kendisine numarayı. Tamam. Ben attım arkadaşlarımıza. Ya böyle bir şey yok yani. Arkadaşlarımıza atmamıza rağmen göndermemişler. Kendilerine atıyorum. Teknikteki arkadaşlar lütfen. Hem Emrah Güner'in telefonuna attım. Hem de aynı zamanda Dilek Ekmekçi'nin telefonuna attım. Dilek Hanım buna tıklıyorsunuz ve yayına katılıyorsunuz lütfen. Emrah Bey'e de atıyorum hemen şeyi. Bir saniye arkadaşlar. Kusura bakmayın. Onu da ben çözeceğim buradan. Emrah Bey'i bağlamaya çalışacağım. Emrah Bey size de attım lütfen. Bu linke tıklıyorsunuz. Teknikten arkadaşlar yayın alacaklar sizi. Dilek Hanım yayının sesini kısarsanız şey yapıyor. Kulaklıkla alacaksınız. Evet. Tamam, şu an nasıl? Tamam, alıyorum. Yayının sesini açmayın lütfen. Biz karşılıklı olarak duyacağız. Özellikle hoş geldin. Hoş bulduk. Yayını yaptıktan sonra bir yön hakkınızda iddia geldi. Dava dosyaları geldi. Bunları mutlaka biliyorsunuz. 70 küsür dava açılmış hakkınızda. Ancak izleyicilerimiz tabii sizi izlemeyenler daha önce. Abartılar, hikayenizde... 70 küsür yoktur. O kadar yok. Neyse, benim 70 küsür varmış. Bana davaları patır patır attılar süren davalarla ilgili. Hakkınızda bir yön. Benim açtıklarımı da katıyorlardır. Ablanız olan Gönül Çelik'in sizinle ilgili açtığı davalar ve aynı zamanda hakkınızdaki iddialar var. Ben öncelikle yayına hoş geldiniz diyorum ama ben anlatmaya çalışıyordum izleyicilere. Bir kez daha söyleyeyim. Küçükken evlatlık veriliyorsunuz bir aileye. Bu evlatlık verildikten sonra 11 yaşında size evlatlık edinen aile, anne ve babanız sizi büyüten öyle söyleyeyim. Karşınıza alıyor sizi ve sizin aslında bir evlatlık olduğunuzu söylüyor ve hikayeyi size bırakıyorum. Evet. Yani nereden başlayayım şimdi bu yılan hikayesi? Buna 5 bölüm çeksek bitmez. Siz bana sorun, ben cevaplayabilirim. Veya yok, ben şu açıdan söylüyorum. 11 yaşında aileniz sizi karşınıza aldı. Evet. Sizi büyüten aile, anne ve baba. Annem aldı. Annem aldı beni karşı. Annem aldı ve size dedi ki ben üvey babam beni evlat edinmedi. Hiçbir zaman üvey babam beni evlat edinmedi. Sadece evlat edinen annem evlat edindi. O zaman karı koca ne edindi? Üvey babanız ne edindi size? Evlat edinmedi. Sadece koruyucu aile olarak kaldı. Yani nüfusta baba adım, o yüzden gerçek değil. Tamamen kurgu. Baba adı hanesini doldurmak için Ahmet Bey. Ama Gönlüm. O evde büyüdünüz. Tabii ki. Annem evlat edindi. Onun eşi. O yüzden eşinden dolayı hatta soyadını da taşıyorum ama baba adım kendisinin adı değil. Evlat vermedi edindi. Yani size. Vermedi. Yani mirasçısı evde, da değil. Yani siz büyürken o yok muydu evde? Vardı. Siz ona baba demediniz mi? Bu sebepten belli bir yaşa kadar dedim ama daha sonra bir takım sebeplerden ve bu sebepten demedim. Öğrendikten sonra. Yani bir de evlat edincene söz verip evlat edinmediği için kardeşlerinin miras baskısı vesaire, aile içi baskılar, o tarz şeylerden dolayı. Yani anlayamadığım bir şey var. Sizden başka biri mi var ki ailede? Benim bu değil. Onun kardeşleri var onun. Hoş geldiniz Emrah Bey. Merhabalar, merhabalar Ali Bey. İyi yayınlar. Avukat Emrah Güner. Çok teşekkür ederim.
Dilek Hanım, şimdi söylemek istediğim olay şu. Siz evet. 11 yaşında bu hikayeyi öğrendiniz. Ne yaptınız 11 yaşından sonra? 11 yaşımdan sonra ben sadece zaten 11 yaşımda evlatlık olduğumu öğrendim. Yani benim için her şey yıllarca karanlıktı. 2007 yılına kadar da sadece bildiğim annemin, evlat edinen annemin bana bildiği ve aktardığı kadardı. İşte ilk adımın Şule Çelik olduğunu, sonra nüfusta adımın değiştirildiğini, evlat edinilmemle birlikte onları öğrendim. Sonrasında ben zaten yüksek lisansı bitirene kadar filan bu konunun üstüne peşine hiç gitmedim. Yani kendi akademik kariyerimle, kariyerimle ilgilendim. Ama hep aklımın bir köşesindeydi. Ne zaman ki işte yüksek lisansı filan bitirdim 2006'da, 2007 ve 2009'da iki sefer şu an babalık davam devam eden Tevfik Ertürk'ü bir sıkıştırma durumumuz söz konusu oldu. Evlat edinen ailemle, annemle. O zaman üvey babam da sahiydi. Emrah Bey, sigara içiyorsunuz. Dumanını ortadan kaldırırsanız iyi olacak. Yok yok, tabii. Tamam. Evet Dilek Hanım, dinliyorum. Ben sigara içmiyorum, hiç sevmem. Tamam, siz sevmeyin, önemli değil. Ben neyse, evet dinliyorum sizi. 2007 ve 2009 senelerinde iki sefer Tevfik Ertürk'le bu yani beni evlatlık getirdiği için emrivaki şekilde hiçbir başvuruları olmadığı halde kızımız sizi bekliyor beyre yoldan körüne otomobilini göndererek Tevfik Ertürk'e Tevfik Ertürk anneme, evlat edinen anneme ilk yani o bilebilir bunu, bilirse o bilir, getiren o ve benim geçmişim çok karanlık, dolayısıyla ilk ona sormamız gerektiğini düşünerek kendisinde hatta Özal ailesinde yakın olduğundan, Özal'ın prenslerinden bilindiğinden dolayı yani acaba üst düzey bir siyasetçinin, bürokratın çocuğu muyum da bunu da vurgulayarak Özal ailesine kadar 2007 senesinde bunu dillendirdik, sorduk. Hatta evlat edinen annem vardı, üvey babam vardı, hanımı vardı, sahiydi Tevfik Bey'in. Bir ev ziyaretinde Ümitköy'deki evlerine gidip ilk defa o zaman sorduk. O zaman tabii bana çok... Pardon Dilek Hanım, Tevfik Bey aynı zamanda yani babanız olduğu iddia ettiğiniz Tevfik Bey aynı zamanda aile dostunuzdu değil mi? Yani evlat edinen ailemin aile dostu, üvey babamın özellikle ama evlat edinen annemi arıyor kaleyi içeriden fethetmek için. Ama böyle evlerinde ailecek yatılı kalan, gelen giden, kardeşim dediği, kardeşine ev alması için para yardımı yapmış benim üvey babam, Tevfik Bey'in kardeşine. O derece yakınlar yani. Bununla ilgili mektuplar var. Yakınlıklarına delalet eden çok fazla şey var. Öyle diyeyim. Aile dostu, evet. Oldukça yakınlar. Başka bir şey söyleyeceğim. Sizinle ilgili bir hikaye anlatılıyor. Hikaye şu. Bir evet. Gün olayı yani babanızın Tevfik Bey olduğu iddiası üzerine iki şişe rakı alıp evine gittiğiniz söyleniyor. Evet. Oturup beraber içeceğiz demişsiniz. Bu doğru mu? Hayır. Ben 2009 senesinde gittim Tevfik Bey'in evine. Ve gittiğimde evlat edinen annem de yanımdaydı. Hatta bununla ilgili dosyalarda tanık beyanları var evlat edinen annemin. Birden fazla savcılık dosyasında tanık olarak dinlenmiştir. O zaman ben ne darbeler gördüm, konuşmadım. Anneni bulsan babanı da bulacaksın değil mi gibi iki tane kilit cümleyi Tevfik Ertürk bana kurmuştur. Ve hemen o olaydan sonra da maalesef biyolojik annemin şüpheli ölümü gerçekleşiyor. Bu görüşme 2009 senesinin 29 Mart'ında oluyor. Seçim günü akşamı. Ondan sonra da yani biyolojik annemin şüpheli ölümü derken evet. İnsanlar normalde ölebilir. Ne oldu ki şüpheli ölüm olduğunu düşünüyorsunuz? Şöyle bir kere benim biyolojik annem defin ruhsatsız gömülmüş. Defin ruhsatı yok Ali Bey. Normalde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde herhangi bir ölen kişinin ölü gömme izin belgesi. Yani defin doktor görmesi gerekiyor. Evet, aynen öyle. Defin ruhsatsız, yani usulü aykırı, umumi ruhsatsızlığa kanununa aykırı bir şekilde defnedilmiş. Ondan sonra da yalan beyanla nüfustan, nüfus hizmetleri kanunu madde 33'e göre bunu kullanarak, ben buna cinayet örtbası maddesi diyorum. Bir şey söyleyeceğim. Dilek Hanım, burada gömenler de suçlu değil mi? Defin şeyi olmadan bir tabii insan ki. Nasıl gömülebilir ki? Bu genellikle bizim işte bu faili meçhul cinayetlerde bildiğimiz uygulamalar. Ve bu eminim ki bu nüfus hizmet sonra da yalan beyanla nüfustan düşüyorlar. Nüfus hizmetleri kanunu madde 33'ü kullanarak. Bu madde aslında nüfusta sağ görünen işte 100 yaşını geçmiş, 100 yaşlarında yani bir insanın normalde gelemeyeceği, gelmesinin zor olacağı yaşlarda nüfusta sağ görünen
insanlar olup da hani bunların nüfustan düşümünün ailesindeki işte torunlarının filan beyanıyla kolaylaştırılmasını aslında amaçlayan bir madde. Ama aslında bu yapılıyor. Türkiye'de amaç dışı kullanılıyor. Cinayet örtbası amaçlı kullanılıyor ve devlet bununla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Ben buna bizzat şahit oldum. İki kadın cinayetinde bir annem. Biri biyolojik annem. Nüfus hizmetleri kanunu madde 33 bunun için kullanılıyor. Mezarının açtırılıp araştırılmasıyla ilgili bir talepte falan bulundunuz mu? Açıldı zaten mezarı. Açıldı. Ne oldu, ne çıktı? Bir kere annem olduğu zaten çıktı, DNA testi yapıldı. Oradan belirlediniz. Tabii, yani bu benim zaferimin bir parçası. Bana yani aslında bir süreç... anlamda mezarını açtırmanızın nedeni annenizin olup olmadığıyla alakalı bir tespit için yaptınız bunu. Hayır aslında, hayır. Baştan itibaren ölüm şüpheli gitti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tefrik etti dosyayı. Ölüm düşümü, nüfustan ölüm kayıt düşümü, nüfus hizmetleri kanununa göre yapıldığı için, bir beyanla yapıldığı için, defin ruhsatsız yapıldığı için 30 senelik savcı bey bile bizi de nüfustan düşerler, böyle ne olduğunu anlamayız dedi. İlk defa bu maddeden bu olayla haberdar oldu. Kendisi de çok şaşırdı. Kars'a tefrik etti, ayırdı dosyayı. Yetkili Kars olduğu için Kars'a gönderdi. Kars'ta bu soruşturma hala devam ediyor. Bu şüpheli devam ediyor. Tabii ki ve yani cinayeti ispatlamak için de hayatımı adadım yani. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Şimdi zaman aşımı 45 senedir suçu 2009'da işlenmesi itibariyle. Evet. Dilek Hanım siz bu konuyla ilgili olarak Tevfik Bey ile işte sağken bu işi öğrenemediniz. Ölümünden sonra mezarından DNA alınması için çeşitli evet. müracaatlar yaptınız. Evet. Ancak bu şeyin sonunda bir 4 kişilik ekiple bizzat mezarı sizin tarafınızdan açıldığı, evet. aynı zamanda bununla ilgili olarak işte 15 santim testereyle kestiğiniz, bu hikaye nedir sizinle ilgili anlatılan? Valla bu bir iftira, ortada savcılık tarafından tutulmuş tutanak var. Daha doğrusu savcılık kolluğa talimat veriyor. Bir mezarda bir şaibe var. Mezarı birisi açmış olabilir. Mezara bir müdahale yapılmış olabilir veya olmayabilir. Yapılmış havası verilmiş olabilir. Sonuçta bana rağmen bir şeyler yapılıyor mezarda. Ama kesin yani istediğiyle ilgili tespitler yapılmış yüzünden ve başka yerlerden parçalar alındığıyla ilgili. Hayır. Bir ortalayabilirsen direkt şeyini, bilgisayarını. Evet, şöyle. Evet, tamam. Bu konuyla ilgili çok ufak bir şey de ben söylemek isterim. Evet, Dilek Hanım'dan sonra. Hemen buyur Emrah Bey. Bu konuyla önce ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Bir saniye buyur. Emrah Bey bitirsin o zaman. Evet Dilek Hanım. Şimdi bu konuyla ilgili 2019 senesi zannediyorum Şubat ayında bir şikayette bulundular benimle ilgili. Mezarı benim açtığımdan bahisle. Ve işte savcılık kolluğa sözlü talimat veriyor polise, yeni mahalleye bağlı yeni mahallede bu Karşıyaka mezarın bulunduğu. Ondan sonra polis geliyor, mezarlık görevlisi geliyor, Tevfik Ertürk'ün oğlu Mehmet Talat Ertürk geliyor, bir tutanak tutuyorlar Ali Bey ve o tutanak o savcılık dosyasında mevcut. Evet. O tutanak o savcılık dosyasında mevcut. Ondan sonra ama bence burası bir kere zaten tutanağın, yani mezarı açıp kendilerine göre, yani tutanağa göre açıp bakıyorlar. İşte çentik varmış, şu varmış, bu varmış. Bir şey kesilmiş gibi bir şey yok yani. Hatırladığım kadarıyla tutanağı, yine yani gösterme şansını sarıtım ama olur. Güya işte kesilmiş, bir şey yapılmış. Saat herhalde 15-16 sıralarında gündüz vakti, yani ışık altında mezarı açmışlar, bakmışlar ama bence bu mezarın açılma olayı da zaten usulü aykırı. O dosyada söyledim. Yani olay yeri sıradan bir olay yeri değil, mezar. Dolayısıyla hani eğer bir suç varsa bile buna uygun şekilde açılması gerekirdi. Buna uygun tedbirlerin alınması gerekirdi. Ama bir şekilde bir tutanak tutulmuş. Dediğim gibi böyle Emrah Bey'in mesela bir takım iddiaları var. Yok parça almış, yok bilmem ne. Biyolojik ablamın bir takım iddiaları var. Tutanağa göre zaten böyle bir şey yok. Tutanak doğru mu tutulmuştur, yanlış mı tutulmuştur? Orada Tevfik Bey'in mi cenazesi vardır, başka birinin mi cenazesi vardır?
kendileri mezardan birini kaçırıp bir de bana yani cenazeyi kaçırıp bir de bana iftira mı atmıştır? Yani nasıl bir kurgu yapmıştır? Orasını kurguyu yapanlar bilecek. Ben değil. Bir saniye Dilek Hanım. Emrah Bey. Evet. Emrah Bey. Ali Bey, bu konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsa... Buyurun Ali Bey. Bu konuyla ilgili olarak duyuyor musun sesimi? Duyuyorum. Bir problem yok. Bu konuyla ilgili olarak Ankara... Tamam. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli soruşturmayı yapıyor. Delilleri toplamış ve nihayetinde Dilek Ekmekçi'nin sanık olduğu mezar bozmaktan ötürü Ankara 46. Asya Ceza Mahkemesi'ne bu dava açılmış. Burada devam gerek tanık ifadeleri şey gerek devam ediyor. Ali Kırkakçı, ben bir şey söyleyebilir miyim? Burada rahmetlerin cenazesiyle oynandığı, kimlerin gittiği, Dilek Ekmekçi'nin yanında kimlerin olduğuna kadar bu dosya içerisinde sabit. Bunun yargılaması açıldı ve başladı. Bu devam edecek. Efendim, bunun sonunda da bir hüküm verecek mahkeme. Tabii ki. Ali Tarakçı, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi birincisi... Savcılık delilleri bulmuş, yeterli delil elde etmiş. Ali Bey, birkaç şey anlatalım. Birincisi, bu soruşturmanın tarafı Emrah Bey veya müvekkilleri değildir. Tarafı olmadığı bir soruşturmayla ilgili bilgi sahibi olması savcı bakımından da soruşturmanın, yani savcılık personeli bakımından da soruşturmanın gizliliğini ihlal oluşturur. Bu bir. İkincisi, bununla ilgili bir dava açılmışsa bile, böyle bir şey nasıl mümkün oluyor? Ben bunca senelik avukatım, ceza hukuk hocasıyım, bilmiyorum. Benim bundan haberim yoktur. UYAP sisteminde bunun kaydı yoktur. 40-60'dan bana gelen bir mesaj yoktur. Henüz. Ama kendisi 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ne böyle bir davanın açıldığını benden evvel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın halka açık olan sorgu bölümünden birinci katta sorarsanız öğrenebilirsiniz. Çok açık. Herkes 40-60'dan bana mesaj, bakın 40-60'dan mesaj gelir. UYAP sistemine girdiğimde görürüm. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne iddianame değerlendirmeniz lazım. Talimat yazılır. Talimat da bana tebliğ edilir. Bunların hiçbir yapılmış değil. Bunların velev ki açıldı. Dediğiniz gibi Emrah Bey, velev ki açıldı. Bununla ilgili zaten herkes eteklerindeki taşları döker. Dolayısıyla dediğiniz gibi bir karar verilir. Bir muhakeme yapılır. Keşke açılsın, buyursunlar, açsınlar. Ben zaten kendim de sizin bir dilekçeniz vardı. Münasebetsiz evrak niteliğinde. Eski tabirli. Ve benim manevi tazminat davası açacağım, suç duyurusunda bulunacağım bir dilekçe. Nisan'da sundunuz. Sizin müvekkiliniz Kore Öner'in bana karşı açtığı adli mobbing amaçlı 200 bin liralık manevi tazminat davasını delil listeme itiraz amaçlı sunduğunuz bir dilekçeniz yani, vardı. Burada da bu 46. Asliye Ceza Hakaramak adli mobbing olarak nitelendirilemez. Evet, ama hakaramak delilik olarak nitelendiriliyor bu ülkede. Hakaramak, evet. Dilek Hanım, Emrah Bey bir saniye lütfen. Dilek Hanım, bu babalıkla ilgili olarak bir başka kişiden daha babanız olduğuyla ilgili iddiada bulundunuz mu? Tabii ki. Yani babanızı ararken bir başkasına yönelik de mi iddialarınız var? O iddialarınız da devam ediyor mu hala? Hayır, kesinlikle. Başta vardı. Şöyle. O iddia nasıl bir iddiaydı? O iddia doğrudan Tevfik Ertürk'le bağlantılı bir iddia. Neden? O iddia şöyle. Dosyalarda benim soybağımın nasıl sofistike şekilde karartıldığına, yok edildiğine, soybağımın, baba bilgimin, anne bilgimin nasıl sofistike bir şekilde yok edildiğine dair Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ceza hukuku profesörü ve Türkiye'de soybağını yok etme, gizleme suçuyla ilgili doçentlik tezi olan, Türkiye'de bu konuda yani bilimsel monografisi olan bir numara insanın mütalası var. 40 sayfa bir mütala. Bütün deliller ilgili dosyalarda devletin resmi kayıtlarıyla toplanmış durumda. Hemen özetliyorum. Bir aile var, Tevfik Ertürk'ün paravan olarak kullandığı, biyolojik babamın diyeyim. Paravan olarak kullandığı güçlü biyolojik babamın. Biyolojik babamın güçlü biri olduğunu Tevfik Ertürk zaten beni ölümle tehdit ettiği ses kayıtlarında yine dava dosyalarına girmiş. Ondan da tehditten zaten sanık olmuştu. Kendisi açıkça diyor ki, benim biyolojik babam zaten güçlü biri. Yani bütün kapsamını şey gösteriyor. Hanım, evet. Yani paravan bir aile kullanıyor. Bir başkasının babanız olarak şüphelendiniz ama daha sonra bu şüpheleriniz ortadan kalktı. Tevfik Bey'in. Evet. Ama şey kalkmasının sebebi siz şu. Bu mezarlıkla ilgili olarak DNA tespiti. Ali Bey, bu noktada ben de bir söz alabilir miyim?
Buyurun Emrah Bey. Ben şunu bir tamamlayabilir miyim Ali Bey? Sonra Emrah buyurun, Bey konuşsun. Buyurun. Bu yani bu aileye ben durup dururken ulaşmış değilim. Bu ailenin hanımının kimlik bilgilerini benim biyolojik annem kullanarak beni Ankara Zekai Tahir Burak Doğum Evi'nde terk ediyor doğurur doğurmaz. Bu yani ilk dava açtığım, analık babalık davası açtığım ailenin hanımının kimlik bilgilerini kullanarak biyolojik annem beni terk ediyor. Yine biyolojik ablam Gönül Çelik 2,5-3 yaş benden büyük benimle aynı anda terk ediliyor. İkimize aynı anda nüfus kağıdı çıkarılıyor, kimlik çıkarılıyor. Ve bunlar tamamen bu ailenin, benim ilk analık babalık davası açtığım ailenin kimlik bilgileri kullanılarak yapılıyor. Hatta o kadar ki bu ailenin Sibel Kur'an isimli bir kız çocukları var. Bu kız çocuğu 15 Ağustos 1979 doğumlu ve ablam da bu doğum tarihine göre nüfusa tescil edilmiş. Benim yerime de bir nüfusta sahte çocuk uydurulmuş. O zaman DNA testi olmadığı için bu aileye ulaşıp dava açarsam, bakın bizim o tarihte bir çocuğumuz olmuştu ama hastalıktan ölmüştü diyebilmek için bu kadar sofistike kurgulanmış, çocuğun doğumu sahte, ölümü sahte, mezar yerine ilişkin devletin kayıtlarıyla ailenin tamamının ifadeleri çelişiyor. Doktorun ölüm belgesi düzenlemesi söz konusu edilmiş, sahte. Doktor diyor ki bu imza yazı bana ait değil, yıllar sonra tanık olarak dinleniyor. Bununla ilgili iki tane uzman grafoloğun yine mütalaaları var dosyalarda. Dolayısıyla çok sofistike bir şekilde soybağımı karartan, yok eden aileye ilk doğal olarak ilk başta onlara dava açtım. Çünkü zaten ilk başta ben Tevfik Bey'den şüpheleniyor bile olsam ona dava açsaydım saçma olurdu. Bu defa da derlerdi ki sen o zaman neden bu kadar delil o aileyi işaret ederken gelip bize dava açıyorsun derlerdi. Anladım. Emrah Bey? Ali Bey, ben öncelikle şunu tekrar beyan edeyim de benim söylediğim her şeyin delili vardır, belgesi vardır. Emrah Bey, şu andan sonra söyleyeceğim her şeyin de aynı Emrah şekilde. Emrah Bey, kimin avukatısınız? Bir anlatayım. Ben dosyada katılan, bu bahsedilen konuların çoğunda katılanlar, Kora Öner, Gönül Çelik, efendim söyleyeyim, diğerlerinin hepsinin avukatı benim. Mezar dosyasında taraf değilsiniz Emrah Bey herhalde, onu bir lütfen söyler misiniz? Bu dosyalar hepsi bir araya geldiği için, bu dosyaların hepsi iç içe geçtiği için hepsi konusunda bilgim var. Ve delil olarak şunu söyleyeyim, Anadolu Adliyesi'ne görülen nesebin düzeltilmesi davasında hem Tevfik Bey yönünden hem Talat Bey yönünden alınan DNA raporlarında Dilek Ekmekçi ile herhangi bir alakaları olmadığı, babası veya abisi olmadığı net olarak ortaya çıkmış. Bununla ilgili karar verilecek. Bir saniye Dilek Hanım. Emrah Bey. Olmadığı dosyalarla ilgili yorum yapıyor Ali Bey. Dilek Hanım bir saniye lütfen. Emrah Bey, aileden alınan DNA örnekleri var mı? DNA yani, raporlarının sonuçları var efendim. Yok yok, aileden de alınan, çocuklarından da alınan DNA örnekleri. Çocukların, Tevfik Bey'in çocuklarından da alınan DNA örnekleri var mı? Evet. Çünkü pardon. Evet efendim. Dilek Hanım, siz çocuklarının DNA örneği alınmadığını söylemiştiniz. Hayır alınmadı. Şimdi bakın şöyle. İki tane çocuğu var. Suna Ertürk, Mehmet Talat Ertürk. Bir de ben şunu anlamıyorum. Neden Hüseyin Özbek Ertürk ailesinin avukatı buraya katılmıyor da Emrah Bey katılıyor? Emrah Bey kendilerinin avukatıysa bilelim. Soruşturma gizli. Soruşturma gizli. Evet, soruşturmaları tarafılamaz. Tevfik Bey'in ailesinin avukatı da ulaşırsa onunla da alırdım ama bana Emrah Bey ulaştığı için yayına davet ettim. Ama Dilek şimdi ben de şunu net olarak söylüyorum. Konuyu bağlamak istiyorum Dilek Hanım. Siz geçen programda bana aileden herhangi bir DNA örneği alınmadığını defalarca müracaat etmenize rağmen dediniz. Şimdi, hayır, hatırlamıyorum. Emrah Bey de alındığını söylüyor. Ali Bey, hatırlamıyorum bakın. Her şey net. O ben yollayabilirim. Emrah Bey bir kesmezseniz, ben belgesi olan hiçbir şeyi inkar etmem. Bakın DNA örneği alındı, ben alınmadı demedim. Tam tersine DNA örneğiyle ilgili sorun yaşıyorum. Mezar şaibeli DNA. Hayır, mezar demedim. Mezar demedim. Evet. Size özellikle dedim ki aileden, çocuklarından örnek alarak da bu işi çözebilirdiniz. Hayır, tamam, onu çözemeyiz dedim. Mezar açmanıza da gerek yoktu. Ali Bey bakın, o tarz bir cümlenizi hatırlıyorum. Çocuklarından alarak çözemez miydi cümlenizi hatırlıyorum. Şimdi çocuklardan alınarak çözülemiyor Türkiye'de. Böyle bir şey yok. Yani sadece Türkiye'de de değil. Bunu herkes araştırıp öğrenebilir, sorabilir. Kardeşlik testi diye Adli Tıp Kurumu'nun, resmi kurumların veya üniversitelerin yaptığı bir test yok. Ha, özel yaptırabiliyorsunuz. Çünkü bunun yani Amerika'ya gönderip yaptırabiliyorsunuz. Ben de biyolojik ablamdan verip yaptırmıştım. Yani yaptırmıştık o zamanlar. Görüşüyorduk. Emrah Güner'in şu anda avukatı olduğu.
Bunun için bir popülasyon veri tabanı gerekir. Popülasyon veri tabanı, nüfus veri tabanı gerekir. Ona göre belli katsayı hesaplarıyla kardeşlik testi yapılır. Ve yani kardeş olanın kardeş olmama, kardeş olmayanın da kardeş çıkma ihtimali kardeşlik testinde olduğundan dolayı, az da olsa, düşük de olsa olduğundan dolayı Türkiye'de bunu kurumlar yapmıyor. Türkiye'de sadece analık babalık testi yapılıyor. Bir saniye Emrah, evet. Bey, o test nerede yapıldı? Anadolu Aile Mahkemesi yaptırıyor. Adli kurumunda yaptırıyor resmi olarak. Kimler yaptırdı? DNA testinin sonuçları dava dosyasına ulaşmış vaziyette. En nihayetinde hem Talat Bey'den örnek alınıyor, hem rahmetli Tevfik Bey'den örnek alınmış. Her ikisiyle de ayrı ayrı. Talat Bey'den alınmış mı sebebi? Dosya sunulmuş. Yani normal, evet. Çok basit yani. Yargılamanın normal akışı bu. Sunulmuş. İkisi de Dilek Hikmetçi'nin babası olmadığını. Yargılamanın normal akışı Emrah değil. Emrah Bey, şu anda dosyada, bir saniye Dilek Hanım. Evet. Şu anda dosyada Dilek Hanım'la ilgili olarak babalık DNA'sı ile ilgili olarak kardeşten ve aynı zamanda mezardan alınan bir DNA testi olduğunu söylüyorsunuz değil mi? Evet. Doğrudur efendim. Ali Bey kendisi taraf değil. Bir zahmet tarafı olduğumuzu ben daha iyi bileyim. Ben bu dosyanın davacısıyım Ali Bey. Ben hariç maşallah herkes bu dosyayla ilgili fikir beyan ediyor. Taraf olmayan Emrah Bey bile. Taraf gelsin konuşsun. Mezar ben hazır bulunmadan açıldı. Yok direkt. Hocanın 20'sinde ben hazır bulunmadan, bana tebligat çıkmadan, ondan sonra talimat mahkemesinin karar verdiği saat 11 saatine uyulmadan, saat 11'den önce ve bana ve avukatıma tebligat çıkmadan, biz karda kışta tebligat çıkmadığı halde hazır bulunalım diye gittiğimiz halde mezar güya açılıyor. Yine bir şahibe çıkıyor. Biz saatinde oraya gittiğimizde üzerime yürünüyor benim Mehmet Talat Ertürk tarafından ve bu bana iftira atılan mezar soruşturmasında mezarı gören kameralar olduğu halde ve her nedense o kameralara eşkal tespit edemediği halde, tespit etseler bana iftira atamayacaklar çünkü. Her nedense o kameralar eşkal tespit edemediği halde ama kameralar olduğu halde üpegündüz 20 Ocak'ta benim üzerime yüründüğümde mezar açılan gün kamera yok deniyor. Orada kamera hiç yok deniyor. Mezarın ana giriş kapılarının kameraları o gün bozuk deniliyor. Bunu da evet İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki 16. Aile Mahkemesi talep etti hakimimiz bu kamera kayıtlarını. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı kamera kayıtları bozuk, kamera yok diye cevap verdi. 2 sene evvel kamera kaydı gönderen Mezarlıklar Müdürlüğü. Dilek Hanım, pardon. Dilek Hanım, evet. Biz şimdi mezar olayını değil de direkt olarak şeyi konuşuyorduk. DNA örneği. Emrah Bey. Onu da söyleyelim. Bu DNA örneğinin adli kayıtlarda olduğunu mu söylüyorsunuz? Elbette. DNA örneğini zaten tarafların görme şansı yoktur. Adli tıp alır, testleri yapar, sonuçlarını mahkemeye gönderir. Çok güzel tamam, bir şey işte bu. Sonuçları anlamında söyledim. Yani şu anda bir mahkemede burada Dilek Hanım'ın Tevfik Bey'in babası olmadığı ve kardeşiyle de herhangi bir bağı olmadığı mı ortaya çıkmış durumda? Evet, rapor mevcuttur. Doğrudur efendim. Rapor mevcuttur. Dilerseniz de göndeririz. Bu rapora Dilek Hanım tarafı olduğu halde neden ulaşamıyor? Hayır, öyle ben ulaşamıyor değilim. Ali Bey, ben ulaşamıyor. Nasıl? Yani dediniz ki ben göremiyorum da nasıl Emrah Bey görüyor dediniz? Hayır, onu demedim. Ne dediniz? Ben göremiyorum demedim. Onu ben genel başka konularla alakalı dedim. Yani şey dedim, 46. Asliye Ceza Mahkemesi dava yani açılmış. Yani bu Atletip'in... O başka. Atletip'in DNA raporunun sonuçlarını siz gördünüz mü Dilek Hanım? Tabii ki. Yani ben zaten manipüle edildiğini, mezar yerinde şaibeli olduğunu, sonuçların da şaibeli olduğunu baştan beri söylüyorum. Benim merakım şu Dilek Hanım. Diyelim ki Tevfik Bey sizin biyolojik babanız. Diyelim ki değil. Babanız olursa ailenin bundan zararı ve karı nedir ki bu kadar bir uğraş veriyor? Siz bu babanızın olup olmaması ile ilgili sadece geçmişinizle ilgili bir uğraş mı, bir miras uğraşı mı bu aynı zamanda? Hemen cevap vereyim ona da. Bir kere miras uğraşı olmadığı şundan belli. O ilk dava açtığım paravan aile dediğim, paravan olarak kullanılmış, kimlik bilgileri kullanılmış, nüfuslarında sahte çocuk uydurulmuş, nüfus soybağı yok etmişler dediğim aile, Tevfik Bey'in kullandığı aile, ki onlar da benim doğumumun ikinci gününde Adalet Bakanlığı'na yerleştirilerek, daha doğduğumun ikinci günü, bunun karşılığını fazlasıyla yıllarca almışlar. Ben o aileye dava açmazdım. Çünkü o aileyle benim sosyoekonomik, kültürel olarak
durumum çok farklı. Maddi olarak benden çok ekside bir aile. Ankara'nın Kayaş'ında yaşıyorlar, yani misal vermek gerekirse. Tevfik Bey mesela Ümitköy'de yaşıyor. Yani ama Tevfik Bey'e 1 kilometre mesafede avukatları var o ailenin de. Nasıl oluyorsa villada yaşayan Profesör Hanım'a avukatları var. Yani gecekondu muhitinde yaşayan bir aile, memur bir aile, mal varlığı olmayan bir aile. Eğer benim derdim miras olsaydı onlara dava açmazdım. Ben başta çünkü evet. Ali Bey çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Emrah Bey, Sedat Peker attığı tweetlerde bu Burhan Kuzu üzerinden getirdiği iddialarda adli tıpta işlerin nasıl döndüğüyle ilgili aslında seri bir tweet attı, 50 tane. Yani siz Dilek Hanım, bu tweetler üzerinden yola çıkarsak adli tıptaki sonuçların oynanabildiğini mi iddia ediyorsunuz? Kesinlikle evet. Ama burada bir olay daha var. Mezar yeri de şaibeli. Ben mezardakinin de Tevfik Ertürk olduğundan emin olamıyorum. Hazır bulunmama bile izin verilmiyor. Bana iftiralar atılıyor bir de. Mezar ben yeri. De diyorum ki neden Emrah Bey, bir saniye. Neden Tevfik Ertürk'ü saklasınlar? Ne var ki? Çok büyük bir miras mı var ki burada? Ben onu. Hayır. İki tane kadın cinayeti var. Bir. Öldü. Sonra, diyelim ki ortaya çıksa ne olacak? Bilmiyorum. Aile şerefi isim diyor olabilirler. Sağ olanlara uzanacak ucu. Bu, ucu sağ olanlara uzanacak. Sizin Tevfik Bey'in mezarına girdiğinizle ilgili olarak mezarlıklar müdürü ve karakol ekiplerinin tespiti varmış. Bu nedir? Öyle bir tespit yok. Öyle bir tespit yok. Yok, bana gelen şeyi söylüyorum. Mesajlarda söylüyorum. Nasıl, anlamadım. Babanızın kabristanına o 4 kişilik ekipten biri siz olduğunuz ve mezarlıklar mı? Hayır müdürlüğü efendim, hayır. Hayır, öyle bir şey yok Ali Bey. Zaten evet, Emrah Bey bu DNA raporu. Hatta bir şey söyleyebilir miyim? Bu konuyla ilgili çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Müsaade ederseniz. Buyurun. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi Emrah Bey'in iddiası, işte ben ve tabii Ertürklerin de iddiası, benim mezarı yasa dışı olarak açtım. Bu arada siz küçüldünüz şu anda Ali Bey. Bilerek yaptı arkadaşımız, seni ekrana aldı. Tamam, teşekkür ederim. Emrah Bey'in de iddiası, Ertürk ailesinin de iddiası, işte benim mezarı yasa dışı olarak açtı. Ama diyorum ki bakın, hiçbir eşkal tespiti, kamera kaydı var deniyor. Kamera var deniyor tarih itibariyle. Hiçbir eşkal tespiti yok. Parmak izi tespiti yok. Olay faili meçhul görünüyor. Her nedense. Faili belli olsa keşke. Ondan sonra tutulmuş bir tutanak var. Usule aykırı veya değil. Polis Mehmet Talat Ertürk mezarlık görevlisi huzurunda tutulmuş. Dosyada bir tutanak var. Onun dışında yine ben hazır bulunmadan babalık davamda yangından mal kaçırır gibi bu sene 20 Ocak'ta mezar açıldı. Ankara'daki talimat mahkemesi, aile mahkemesi bir tutanak tuttu. Adli tıp teknikeri, işte adli tıp uzmanı onlarla birlikte. Ve bu tutanaklarda her nedense şöyle deniyor, yani her nedense dediğim şu. Tevfik Bey'in vücut bütünlüğüne ilişkin bir sıkıntı görünmüyor. Ama biyolojik ablam benim Tevfik Bey'in mezarını açıp mezardan parça çaldığım. 15 santimlik bir parça çaldığınız. Parça çaldığınız. Evet. Böyle şeyler iddia ediliyor. Bununla ilgili ben tehdit ediliyorum bir de. Ve ben tehditten suç duyurusunda bulundum ablama. Ayrıca manevi tazminat davası açtım. Bu nasıl açıklanabilir? Devletin tutanakları, polisin savcılık talimatıyla tuttuğu tutanak. Öbür tarafta mahkemenin tuttuğu, talimat mahkemesinin tutanak. Bir de bana iddia edilen böyle bir şey var. Tutanaklarda böyle bir şey yok. O zaman devletin tutanakları yalan söylüyor. Yani ben böyle bir şey yaptıysam eğer ki, bana isnat edilen şeyi. Yani bu kadar açık, daha ne diyebilirim ki? Anladım. Dilek Hanım, sizinle konuşmaya devam edeceğim. Emrah Bey, Emrah Bey ekrana, büyük ekrana alır mısın teknikteki arkadaşlarımız? Emrah Bey, bu konuyla ilgili bildikleriniz nedir? Lütfen anlatır mısınız? Ali Bey, ben orada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü az önce siz bir soru yönelttiniz. Mallarla ilgili bir soru yönelttiniz. Evet. Dilek Hanım da hayır dedi. Böyle bir hedefim yok dedi. Fakat Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nin açtığı TRK tespit davası var. Mallar evet, geçen programda söyledim Emrah Bey. Geçen programda söyledim. Tabii ki ölüm hak mirası helal. Benim asıl derdim miras olsaydı ben o aileye dava açmazdım dedim. Tabii ki ölüm hak mirası helal. Dilek Hanım bir saniye. Evet Emrah Bey. Bir evet, husus daha düzelteyim. Şimdi
Hani daha önce babalık davası açtınız mı kimseye dediniz ya. Şimdi burada önce bu şeyde de Ankara Bölge Adliye Hukuk Mahkemesi'nde 25 Şubat Dairesi'nde onanan bir karar var. Bu karara göre. Önce diyor, yargı babalık... Bir saniye lütfen. Tamam. Size gelince düzeltin. Güzel ifade edin. Taraf değilsiniz. Sözünüzü kesmiyorum. Bir saniye lütfen. Emrah Bey. Bu Dursan Kurun isimli şahsın babası olduğunu iddia ediyor. Fakat daha sonrasında Dursun. Adını düzeltin. Daha sonrasında iddiasını genişletiyor. Ali, Ömer, Nazır hepsi birden bu kadına ilişkili olmuştur. Herhangi biri benim babam olabilir deyip aileyi bir de ensest ilişkiyle suçluyor. Yetmiyor, arkasından aileyi bir kadın cinayetiyle suçluyor efendim. Bunları da ekleyelim ki yani kaç kişiye babalık kadın cinayetiyle suçluyorum, evet. Hala suçluyorum. Artı kadın cinayetiyle hala suçluyorum. Sonucunda da çıkan raporlara, artı bu yargılama sonucunda da Ankara Aile Mahkemesi'nde çıkan sonuçlara gene o zamanki hakimin, o zamanki adli tıp görevlileri manipüle ettiğini söylemişti. Şimdi gene aynı hikaye. Bu sefer başka baba. Hikaye aynı. Emrah Bey, bir saniye Dilek Hanım. Emrah Bey, siz bu davadaki bir işte kimlerin tarafı olduğunu söylediniz. Gönül Hanım da ablası olan kadının da dahil olmak üzere. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani sizin bizzat tarafı olduğunuz davalar... Evet, onlara gelin buyurun. Fuhuş meselesini konuşalım. Esas onu konuşalım. Evet. Evet, dinliyorum Emrah Bey. Buyurun. Siz Dilek Hanım, Dilek Hanım iddiasını ben söyleyeyim cevaplarını hepsini. Ben söyleyeceğim. Efendim, ama tabii benim bu konuyla ilgili olarak şunu söyleyeyim. Dilek Hanım kardeşiyle ilgili, Dilek Hanım kardeşiniz olduğunu iddia ettiğiniz... İddia etmiyorum. Ali Bey, nüfusta altında... Önce iddia ettiğini, sonra belgelenmiş diyelim. Ablanız sonra diyelim. Değil, doğduğunuzdan beri belgeli. Resmi değil sonra efendim. Sonra değil. Resmi yok, devletin yok. Altında nüfus müdürlüğü kapalı kayıtlarında biyolojik ablam kendisi. Tamam, biyolojik ablanızla ilgili olarak Ziraat Bankası'nda çalışırken, değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet. Bizzat İstanbul'a kendisinden habersiz tayinini aldırmaya çalıştığınız iddia ediliyor. Ve aynı zamanda da Gönül Hanım'ın da, yani ablanızın da fuhuş çetesi içerisinde bulunduğunu iddia ederek Ziraat Bankası'ndan işten atıldığı iddia ediliyor. Bunlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Gerçekten ablanızın bilgisi olmadan İstanbul'a nakil ettirmeye mi çalıştınız ablanızı? Bilgisi olmadan hiçbir şey yapmaya çalışmadım Ali Bey. Ayrıca yok, ablanızın mahkemedeki iddiası, bende dava atışı var. Onu benim işten attırdığımı iddia ediyor. Yani işten emekli olmasına, istifa dilekçesi vermesine sebebim ben olduğumu iddia ediyor. Ben ne kadar güçlüymüşüm, bir DNA testini düzgün yaptıramıyorum ama Ziraat Bankası'ndan bir personel attırıyor. Fuhuş meselesi gündeme gelince doğal olarak Ziraat Bankası fuhuşla adı geçen bir kadının ya da ablanızın ilişkisini kesiyor doğal olarak bu iddialar gündeme gelince. Yani doğal bir şeyse bana sormanıza gerek yok zaten. Hayır, doğal dediğim şu. Böyle bir iddia getirince ablanızın da işten olmasını sağlıyorsunuz. Ama bugüne kadar ablanızla ilgili olarak bir tane tutanak olmadığı devlet kayıtlarında söyleniyor. Tabii ki zaten tutanak olsa ben niye uğraşayım? Kendisi yıllardır niye memuriyet yapsın? Yok, tutanak yani, anlamında evet. Demiyorum. Bu şeye, hani şeyle ilgili, fuhuşla ilgili hiçbir kendisinin... Tabii ki. Yani vesikalı olsa... Vesikalı anlamında söylemiyorum. Vesikalık olarak iddia etmedim. Herhangi bir yerde yakalanıp bir şey olabilir. Tutanak... Şöyle bir şey Ali Bey, zaten bu fuhuş iddia ettiğim bu fuhuş yapılanması ve ihbar ettiğim ve ihbarım hasır altı edilen zaten çok memur kızları özellikle kullanan kripto bir yapı zaten ve bu kızlar da çoğunlukla yetiştirme yurdundan çıkmış bir yapı. Yani bunların kayıtlarının olmaması kadar doğal bir şey olamaz. Zaten arkalarında çok üst düzey devletin içinde Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu bağlantılı, en önemlisi emniyet bağlantılı çok üst düzey güçlü kişiler var. Bunlar böyle kayıtlar tutulmasına müsaade eder mi? Türkiye şu an narko devlet olma yolunda ilerliyor zaten, hatta oraya geldi. Emrah Bey buyurun. İddialar bu. Efendim şimdi ablası dediği Gönül Çelik daha önce de bankayla tehdit ettiğini zaten bu Ayşe Arman'a bir röportaj yapmış zamanında burada söylüyor. Gelirim seni bankaya, iş yerine rezil ederim, yanağından örnek vermezsen diyor. Şimdi hiç öyle rezil ederim falan değil. Bölge müdürü, bölge Ziraat Bankası bölge müdürü, yanlış hatırlamıyorsam Ali Bey. Ali Bey'i de bağlayabiliyorsanız Ali Biçer olması gerekiyor. Bu konulara şahit yapacaktır. Murat Biçer. Her neyse Murat Biçer. Murat Biçer sizin Koray Öner'le beni ve benim evlat edinen annemi emniyet istihbaratta tanıştıran kişidir Murat Biçer.
Eski Ziraat Bankası 2. Bölge Başkanı. Evet, ben sizden daha çok hakimim Emrah Bakın, Bey konuya. Müsaade edin, yardım edin. Bir saniye Emrah Bey'den şey. Evet Emrah Bey. Yok, yardım etmeyin. Şimdi daha önce Dilek Hanım gibi bu konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir şikayette bulunuyor. Diyor ki birileri fuhuş yapıyor, birileri yaptırıyor, hakim savcılar yapıyor. Daha sonra kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıkıyor. Bu karara itiraz ediyor. Suç ceza hakimliği bu kararı kesinleştiriyor. Fakat durmuyor. Bizim müvekkilimizin devam ediyor. 90 oldu. Bakın 97 tane 97 şüpheli oldu değil, kesinleşmiş şüpheli değil. 97 tane tweet atıyor bakın Ali Bey Twitter'da. Fakat bu 97 tweetin içerisinden ilk 97 erişim engelleme olan 97. Bakın tek tek okuyabiliriz. 97 tweetin. Tek tek okumayın da bana sadece 89'da 90. tweetleri okur musunuz Dilek Hanım? Veya siz okuyun buyurun. Hı? Siz okuyun. Ben okuyayım. Okuyorum Ali Bey. Dilek Hanım'ın attığı tweetler. Bakın iddiası neydi? İddiası şu. Birilerine kadın ayarlıyormuş da yargıya. Şimdi bakın iyi dinleyin. 89 tartışmalık dosyada gittiği suç ceza hakimi bekar S.S. tekrar okuyorum. İkinci takipsizlik dosyasının gittiği kendisinin o zamanlar bu olayları hiç dile getirmemiş. Suç ceza hakimi bekar S.S. arkadaşım olan Türkiye'nin sayılı zengin ailelerinin birinin kızıyla tanışıp evlenme hayalleri kurunca kalktı. Yani katledilen kadının hakkını almak için Türkiye'nin sayılı zengin kadınlarından birine bir hakimin zaaf göstermesi gerekiyor. Aynen öyle. Tabii ki arkadaşım o hakim evlenmedi. Kendisi zengin biriyle de evlenmedi. Aşkı seçti ama takipsizlik kararı kaldırıldı. Bütün cümleler doğru. Emrah Bey. Anlatmaya çalıştığı kendi yapmış. Emrah Bey 89'un bu 89'da 90 nolu seri tweetinizi kaldırdığınızı iddia ediyor. Evet kaldırdım söyleyeyim. Neden kaldırdınız? Çünkü o Türkiye'nin sayılı zengin ailelerinden birinin kızı, adını geçirdiğim, evli. Geçirdikleri bir insan değil mi? Eşim, bakın o insandı çünkü. Evet, geçirdiklerimin çoğu değil Emrah Bey. Maalesef değil. İnsan olduğu için kaldırdım. Evli, huzuru bozulmasın. Çok bilindik kendiniz bir aile. Kendiniz göndermişsiniz. Kadını kendiniz gönderip kendi lehinize karar aldığınızı iddia ediyorsunuz. Tweetlerde. Ya Allah Allah ben ne göndereceğim ya? Anlattığınız olayı kendim yaptım diyorsunuz. Emrah Bey ne göndereceğim ya? Çok komiksiniz gerçekten ya. Ben o insandan ailesi çok güçlü. Ayrıca müsaade edin anlatayım madem bir şey diyorsunuz. Ben zaten arkasındayım o tweetlerin. Ben şimdi o insanın ismini de veririm ama zor durum yaşamasını istemiyorum. İsterseniz veririm ismini de. Hakimin adı da Sezer Söylemez. Ayrıca HSK, Hakimler Savcılar Kurulu. Ben bu tweetleri attıktan hemen sonra, hemen jet hızıyla beni şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağırdı. Ben iki klasör dosya delil teslim ettim. Orada zaten her şey kayıtlı, belgeli. Ben söylediğim her şeyin arkasındayım. Ben orada tam tersine adaletin kapısını uçkur düşkünlerinin, uçkuru düşüklerin, kadınlara zaaf gösterenlerin, paraya, güçlü ailelere, güce, bürokrasiye zaaf gösterenlerin açtığını söylüyorum. Yoksa kimsesiz adı sana olmayan, kadının adı yok deniliyor ya, öyle bir Melahat Kur'an var soybağımı yok eden aileden. Evet iki cinayet iddiam var, biri de Melahat Kur'an. Melahat Kur'an'ın dosyasında aynı şekilde Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 33'e göre sağ görünürken ben devlete bu insan öldürülmüştür diye ihbar etmemden hemen sonra Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 33 yine ne tesadüf bakın. İki olayda da öyle, annemde de aynı. O madde kullanılarak yalan beyanla nüfustan düşülüyor. Ondan sonra ben bu olayın da peşine düşüyorum. İki defa takipsizlik kaldırtıyorum. İkinci kaldırışım maalesef bu şekilde oluyor. Çünkü Türkiye'de hukuk bu şekilde işliyor. İşlemiyor. Bir distopya yarattınız. Bunu Anayasa Mahkemesi Başkanı söylüyor. Ben söylemiyorum. Adalet Bakanı söylüyor. Kimseden talimat, emir almayın. İsterse kıyamet kopsun. Yeter ki adalet kopsun diyor. Dilek Hanım. Bir savcının açtığı bir davadan, basit yargılamadan ceza mı aldınız? Hayır, şöyle kesinleşen hiçbir ceza yok. Hakaretten ve iftiradan dolayı bana kumpas davalarla yürünüyor bu süreçte. Bu tweetlerimden dolayı. Bütün hasımlarım, Ertuğrul ailesi dahi zaten gördüğünüz gibi her şey ortada. Bir araya gelmişler, birlikte bana karşı güç birliği pardon, yapıp... Emrah Bey. Evet. Mahkeme kararı çıkartmışsınız. DNA çıkana kadar tehdit koydurmuşsunuz mal varlığına. Evet. Nefik Bey'in. Evet.
Ama bir şeyi olmadığını söylemiştiniz. Benim mirasla ilgili bir talebim yok. Benim talebim yok kavgam, demedim. Hayır sizinle konuşurken, stüdyoda konuşurken. Açıp bakarsanız, hayır programı açıp bakarsanız. Mal varlığına tedbir koydurduğumu kendim söyledim programda. Yok, ben de diyorum ki, soruyorum tekrar. Evet. Yani sizin aslında buradaki asıl amacınızın mal varlığıyla ilgili olarak değil de asıl hedefinizin şey olduğunu söylediniz. Ben yani şunu da söyledim. Olmadığının belirlenmesini istiyor. Sadece o da değil Ali Bey. Bakın sizin babanızın Tevfik Ertürk olduğu ortaya çıktığı an annemin cinayet dosyasındaki savcı dedi ki bu dosyada sizin babanızın Tevfik Ertürk olduğu ortaya çıktığı an bu dosyada Tevfik Ertürk azmettiren dedi. Çünkü ben Tevfik Ertürk'ün babam olabileceğini ilk defa yüzüne 2009 senesinin 29 Mart'ında vurdum. Evlat edinen annem de buna şahit. Ve ben ne darbeler gördüm, konuşmadım, anneni bulsan babanı da bulacaksın değil mi dedi. Ve annem 2009 senesinde vefat ediyor. Ölü gömme izin belgesi olmadan gömülüyor. 2012 senesinde yalan beyanla 2011'de ölmüş gibi yalan beyan yapılarak nüfustan düşülüyor. Bu yalan beyanı dayım Aba Müslüm Deniz savcılıkta itiraf ediyor. Savcı neden yalan beyanda bulundunuz diyor. Diyor ki korkmuş olabilirim. Neden korkmuş acaba, çok merak ediyorum dayım. Yani bu kadar mı? Her şey mi tesadüf? 2009 senesi benim annemi canımda neden senedir? Çünkü ben ilk defa Tevfik Ertürk'ün babam olabileceğini yüzüne vurdum 29 Mart'ta. Ne dedi o zaman? İşte ben ne darbeler gördüm, konuşmadım, sana mı konuşacağım? Anneni bulsam babanı da bulacaksın değil mi dedi. Ve bana dedi ki aynı bugün yıllardır herkese yaptıkları gibi, bana da yaptıkları gibi. İşte yok kafayı yemişsin moduna getirdi. Yani tabii bu tabiri kullanmadı ama kafanı düzelt vesaire. Ama şunu da dedi, sen dedi git dedi Zekai Tahir Burak doğum evindeki nüfustaki kayıtları araştır, oraları araştır. Beni o kayıtlara yönlendirdi. Ben de zaten ilk o kayıtları gidip araştırdığımda bu paravan Kur'an ailesine ulaşıp ilk onlara dava açtım. Ve bu aile de fakir bir aileydi. Son derece sosyoekonomik durumu bana göre düşük bir aileydi. Beni enseste inandıranlar hem dolaylı olarak kendileridir, Murat Kur'an'dır benimle yaptığı telefon görüşmesinde. Ona da evlat edinen annem tanıktır. Ailede bir acı olduğunu ama benim doğru iz üstünde olduğumu söyledi. Yine aynı şekilde biyolojik ablamdır beni yanlış yönlendiren. Ben de bu sebeple enses mahsulü bile olsam, fakir bir ailede olsa ben babamı istiyorum, annemi istiyorum, soybağı kuracağım. Nüfus kayıtlarının gerçeğe uygun olmasa soybağı dinen de hukuken de insanın en doğal, en temel, en yaşamsal hakkıdır. Bunun peşindeyim, bu konuda örnek alacağım, olacağım dedim, peşine düştüm. Dilek Hanım, yeni Ankara 7. Asliye Hukuk da hakkınızda dedektif tutma, ses kaydı, izinsiz ses kaydı alma, ses kaydı dinleme, sosyal medya hesaplarına sızma gibi ablanız tarafından açılmış bir dava ve yani önce şikayette bulunmuş, sonra bu dava açılmış ve devam ediyor. Orada saydığınız başka davalar da var efendim. Şimdi ama şöyle bir duruma dönüyorum. Müsaadenizle ben kendi açtığım davaları, suç duyurularını hepsini sayayım. Yok, bu davayla ilgili. Bana devamlı kumbasla geliniyor çünkü. Bakın çok enteresan bir algı yönetimi olacak. Lütfen ona müsaade edin. Çok fazla şey oldu. İsterseniz bu fuhuş meselesini benle bu Emrah Güner'in uğraş... Emrah Güner'in... Babanızın mezarının son hali kazılmaması için bir şey yapılmış, düzenlenmiş yeniden. Anladım, görmedim hiç. Ama tekrar açılması gerekiyor ve tekrar açılacak. Bir şekilde açılacak. Gerçek ortaya çıkacak. Gerçek güneş balçıkla sıvanmaz, onu söyleyeyim. Benim elimde şu an açıklayamayacağım ama belki bir iki ay sonra açıklayacağım çok önemli deliller de var. Onları da süreç içerisinde konuşuruz. Ertürk ailesi çok çok büyük açıklar verdi. Onu daha sonra konuşuruz. Ama isterseniz benim bu tweetlerimden sonra benim üzerime nasıl gelindiğini de konuşabiliriz. Nasıl organize şekilde gelindiğini de konuşabiliriz. Ben bir o tweetleri... Bir saniye, oraya geçmeden evvel Emrah Bey'e sorayım. Emrah Bey, anlatmak istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Ali Bey, şimdi eğer ana iddialarına geçecekse, şu ana kadar anlattıklarıyla ilgili olarak hani bir fuhuş dendi. Onunla ilgili ifadeleri zaman, zaten göstererek anlatacağım ama konuya girmedi. Konuya girmesini bekliyorum ki cevap verelim. İddialarına geçsin, size dönerim. Buyurun Dilek Hanım. Şimdi siz şimdi şeye girdiniz Ali Bey. Biyolojik ablamın bana hani parça parça olmasın. Evet, biyolojik ablamın, biyolojik ablamın benimle ilgili bir tane hakaretten şikayeti var. Bir tane de manevi tazminat davası var. Tweetler kapsamında. Benim şu ana kadar kendisiyle ilgili iki tane suç duyurum var. Şu ana kadar hakaret, tehdit artı iki tane de manevi tazminat davam var. Biri 120 bin liralık, biri 60 bin liralık.
Yani benim elim boş durmuyor ama ben aylarca bu insanların bana karşı haksız taarruzlarına karşı kendimi savunmakla uğraştırıldım. Meşgul edildim. Taciz edildim. Adli mobbing. Bildiğiniz adli mobbinge maruz bırakıldım. Açlık grevi yapmayı bile düşündüm. Çünkü ben o tweetleri atarken Ali Bey, ceza hukuku hocası olarak doktora tez konum zaten kitle iletişim özgürlüğünün sınırı olarak Türk hukukunda adil yargılanma hakkına karşı suçlar devletin üç erkinden işlemesine engel olunduğu noktalarda dördüncü kuvvet olan medyanın silahların eşitliğini adil yargılanma hakkındaki dengelemek için kullanılabileceğini ve bunun hukuken meşru olduğunu ben doktora tezinde savunmuş ve yüksek lisans dersi olarak veren, anlatan bir insanım. Dolayısıyla bir insana kadın satıcısı demeyi hiçbir hukuk düzeni meşru kılmaz. Bu tweetleri Emrah Bey sözümü kesmeyi. Fahişe demeyi hiçbir hukuk düzeni meşru kılmaz. Konuşamayız ama. Sözümü kesecekseniz konuşamayız. Ben bu tweetlerin Dilek Hanım buyurun. Fuhuş soruşturmasındaki jet takipsizlik, jet örtbas, şaibeli örtbas ortadan kalksın diye attım. Ve bir toplumsal infial yaşanırken benim içimde fırtınalara koptu. Bu milletin içinde fırtınalara koparken benim içimde bin misli koptu. Aleyna Çakır'ın akrabası olan, soyadı da Esen olan Elif Esen isimli bir avukat meslektaş bana ulaştı. Olayların başında ben daha o tweetleri atmadan. Benden bildiklerimi paylaşmamı, Müge Anlı çıkarırsa çıkmamı, bilgi vermemi. Bu olayda benim de bizzat yaralanmış, mağdur, mazlum hisseden, içinden acıyı yaşayan birebir bir insan olarak yardımımı istedi. Ben kayıtsız kalamadım. Ben kendi işlerimle uğraşırken benim bir öğrencim, şimdi mezun oldu, avukat oluyor. Hocam dedi, sizin peşine düştüğünüz dosyayla Aleyna Çakır olayı Müge Anlı'nın işlediği çok örtüşüyor olabilir. Hocam bir takip edin bu olayı dedi. Yani ben kendi kendime oturup o tweetleri atmadım. Bir şeyler zaten kader ağlarını örmüş. Beni oraya çekti ve olaydan haberdar olmamı sağladı. Hadi be, şurada bir parantez açalım. Olayı hastanet göstermemi sağladı. Ve ben rahmetli dedim ki, Fuhuş soruşturması, örtbas... Evet. Dilek Hanım bir saniye. Evet Emrah Bey. Rahmetli Aleyna Çakır, benim bildiğim kadarıyla 20 yaşlarında bir genç kızımızdı. Allah rahmet eylesin. Ablam dediği insan, benim müvekkilim Gönçelik, 43 yaşında şu anda bir insan. Bunların birbiriyle hiçbir alakası olması mümkün değil. İsterseniz bu yayına Aleyna Çakır'ın avukatını da alabilirsin. Bunlar arasında en ufak bir bağ var mı? Aleyna Çakır olayını Dilek Ekmekçi tamamen Twitter'da kendisine prim yapabilmek adına bu olayla bağdaştırarak kullanmıştır. Uzaktan yakından hiçbir alakası olamaz. Bununla ilgili kesinleşmiş takipçi kararları var. İddia ettiği isimlerin hepsinin tek tek verdiği ifadeler var. Tek tek olaylar anlatıyorlar. En ufak bir delili olmaksızın şu anda konuşuyor. Neden bahsettiği bir anlaşılmıyor? Yok dördüncü ayak, yok beşinci ayak. Bütün tweetlerimde. Basının yargıyla ne alakası var? Emrah Bey, bütün tweetlerimde. Cevap kocasıyım, öğretim üyesiyim diyorsunuz. Hangi okulda öğretim üyesiniz şu anda? Özyeğin Üniversitesi'nde şu anda yüksek lisans dersi veriyorum saat ücretli. Yıllarca da YÖK akademik veri tabanına kayıtlı olarak Kıbrıs'ta üniversitelerde öğretim üyeliği yaptım. Ben tablonuzu göremedim. Doçenti olarak. Efendim? Dilek Hanım, Aleyna Çakır'ın avukatı mısınız aynı zamanda? Hayır, avukatı bağlanabilir dedi. Ben avukatı falan değilim. Şunu söyleyeceğim. Bu hiçbir alakası yok. Aleyna Çakır sayesinde prim yaptırmaya çalışıyor. Ya Ali Bey, lütfen gerçekten prim yapıyor olsam sizin bunca suçlamanızla, bunca itibarsızlaştırma trol operasyonunuzla, bunca kumpas ceza davanızla, bunca adli mobbing amaçlı yüksek müddia bir ceza davası kumpas olmaz. Hak arama kumpas olmaz. Hakkınızda 70-80 tane soruşturma ve dava var. Ben kendimi hizmet etmekten hoşlanıyor muyum? Hakkınızda cinsel tacizden soruşturmayı nasıl örtbas ettiniz? Nasıl kumpas kurdunuz? Tek tek belgeleriyle HSK'ya sunduğum. Anlatayım. Susma. Bir zahmet bir konuşmayın. Tek tek anlatalım. Tek tek benim bütün tweetlerimde belgeleri dinliyorum. Hakkınızdaki soruşturmalardan birini atladınız. Ablanızın cinsel tercihden yaptığı şikayeti atladınız. Onu da söyleyeyim. Bir şikayetten benim haberim bile yok. Öyle deli saçması bir şikayetten ancak iftiradan yargılanır. Buyursun böyle bir deli saçması şey iftira böyle bir. Bakın yani bu bile fuhuş şebekesinin ispatıdır. Birazdan tek tek size okuyacağım. Bu bile fuhuş şebekesinin ispatıdır. Şu anlattığınız bile fuhuş şebekesinin ispatı olur böyle bir suç duyurusu olsa. Ancak bu kadar sapık cinsel fantaziler kurabilmek için çünkü bu tarz sapıkça işlerin içinde olmak
gerekir. Fuhuş çetesi değil de fuhuş çetesi. Bir onu söyleyin. Ya hiç ben onunla ilgili ne olduğunu açıklayamamışsınız. Vallahi bütün Türkiye konuşuyor şu anda bunu. Narkotik çetesi, uyuşturucu çetesinde bütün Türkiye konuşuyor. Türkiye'nin nasıl çetelerin içinde, devletin içinde çetelerin olduğunu, nasıl buyurun, ya nasıl bir distopya yaşandığını Anayasa Mahkemesi başkanı da söylüyor. Benim söylememe gerek yok. Karşılıklı bıraksana Dilek Hanım'la Emrah Bey'e. Ali Bey, ben şu soruşturmanın nasıl örtbas edildiğine bir gelebilir miyim? Buyurun anlatın Dilek Hanım. Şimdi hangi soruşturmanın? Müvekkilinizin fuhuştan şüpheli olduğu, müvekkillerinizin Koray Öner'in fuhuştan kastınız nedir? Fuhuştan kastınız nedir? Fuhuş aracılık etmek. Evet. Eskort kadınları, kadınları, bürokratları, hakimlere, savcılara göndermek. Şimdi ben hiçbir zaman Aleyna Çakır'ın, birebir benim biyolojik ablamla veya benim bulduğum, benim keşfettiğim, benim şikayet ettiğim, ihbar ettiğim yapılanmayla birebir muhatap olduğunu, tanıştığını vesaire iddia etmedim. Ben elimde belgesi olmayan, bilgisi olmayan şeyi iddia etmem. Ama bu yapı, ben bir petek bulduysam Ali Bey, bu yapı bir arı kovanı. Ben arı kovanına çomak soktuğum için hedef olmuyorum. Bu yapı bir arı kovanı. Arı kovanının en az 40 senelik, 50 senelik en az geçmişi var. Dolayısıyla 40 yaşında bir kadın da bu yapının içinde kullanılmıştır. Genç kızlarımız da Aleyna gibi kullanılıp maalesef yazık edildi, öldürüldü. Ölümüne sebep oldu. Hiçbir müvekkilim 50 yaşında değil bu arada bu dosyadaki. Katılanların hiçbir 50 yaşında değil. Buyurun devam edin. 40 yaşında dedi zaten Emrah Bey. Ya onunla bir şey, o bir şey, o baz alınacak bir şey değil. Yok, 50 yıllık bir yapı dedi ya. Yapılanma, yani eski diyorum. Sizin argümanınıza karşı bunu söylüyorum. Zaten siz beni destekleyen bir şey söylüyorsunuz şu anda. Yani kendinizi bir isterseniz şey yapın ne dediğinizi. Ben fuhuş soruşturmasını, ihbarımı önce CİMER'den yaptım. CİMER Ekim 2019'da yaptım. CİMER bunu İçişleri Bakanlığı'na gönderdi ama bana CİMER'den bir geri dönüş bile olmadı çünkü İçişleri Bakanlığı'na gitmiş dosya. Ben buna bağlıyorum. Sonra Kasım ayında 2019'un 11 Kasım'ında suç duyurusunda bulundum. Cumhuriyet Gazetesi eş zamanlı aynı gün bunu haber yaptı. Haber tekzip edilmedi. Koray Öner'in adı da geçiyor haberde Koray Öner olarak. Ben kimse haber tekzip etmek zorunda değil. Bu kabul anlamına gelmez. Etseydiniz o zaman niye jet takipsizlik çıktıktan hemen sonra iftiralar suçlusu yapmadınız da neden ben o tweetleri attıktan 6 milyon görüntülenme aldıktan sonra gidip suç duyurusu yaptınız Emrah Bey? Çünkü, hemen yapsaydınız. Çünkü sizi çok önemsemedik o zaman. Ondan sonra daha çok yaydığınız zaman gördük ki durum güzel. Ondan sonra yani şikayetimi verdik. Müvekkilinizin... Ali Bey şimdi diyor şunu ki söyleyeyim. Müvekkilinizin ben şikayeti verdim diyor. Bir saniye. Bir saniye o zaman ben de söyleyeyim. Müvekkilimiz kaynamasın arada. Demek ki Koray Öner'in haysiyeti fuhuşla suçlanması o kadar önemli değil. Fuhuşla suçlanmak Koray Öner için önemli değil. Türkiye'nin bunu duyması kamuoyunda müvekkilimin suçlanması önemli. Siz şahsen siz önemli bir insan değilsiniz. Onu söyledim. Suçu işlediklerine dair müştekinin soyut mücerret önemli olmayanların kim olduğu belli değil. Olmaması nedeniyle şüpheli hakkında atılmış suçlara kamu davası kovuşturma yer olmadan da karar vermiş. Hangi dili araştırdınız? Suç ceza hakimliğinde. Suç ceza hakimliği bunu reddetmiş. Tabii ne zaman reddetti? Ali Bey, tamamla. Bu şahıs hakkında Türkiye çapında 70 tane soruşturma ve dava var. Siz nereden biliyorsunuz? Hepsinin kumpas olduğunu sizin tweetlerinizden takip ediyorum. Hayır, sizin tweetlerinizde var. Gönülçeliğin tweetlerinde bakın, var. Veya trollerinizin Melih Gökçek bakın, trolü, soylu trollerinin tweetlerinde var. Trollerin tweetlerinde var. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda en az 15 dosyada 20-30 kişi hakkında benim suç duyurum var. Sizin bana suç uydurarak, iftira atarak. Herhangi bir davanız var mı? Emrah Bey, lütfen müsaade edin konuşalım. Açılmış bir davanız var mı? Hepsini konuşalım, müsaade edin. Konuşalım tek tek. Siz ama bana konuşturmuyorsunuz hakkınızda ki. Hakkınızda iftiradan açılmış, hakaret, tehdit, mezar bozma, bir sürü dava var. Niye açtınız? Çünkü bunu hayır, insanlar yargıya başvuruyor.
Ya evet, yargıya başvurdu tabii ki. Bakın FETÖ taktiği. Siz kimsiniz ki size kumbaz kuracak bu insanlar? Allah aşkına. Kimsiniz ki kumbaz kuracaklar size? Dava açıyorsunuz. FETÖ'cüleri ihbar edenleri. Kumpas dava açtırılıyor Türkiye'de. Bu biliniyor tabii, bir tek bana değil. Bana değil, benim bir yani, tanıdığım mağdur insan var. Anayasal hakkını kullanıyor, ihbar ediyor ama suç örtmesi için kumpasa dönüştürüyorsunuz davaları. Ve bunlar o kadar bağırıyor, o kadar kör göze parmak ki. O kadar kör göze parmak size, ki. Ali Bey size bir bölüm daha okuyayım. Ettim. HSK, eğer ki HSK benim tweetlerimde bir iftira görseydi, Reysen zaten soruşturma açardı. Direkt hanım bir saniye. Emrah Bey. Şimdi konuğuma siz kimsiniz deme hakkına sahip değilsiniz. Birincisi bu. Direkt hanım sonuçta bir iddianın sahibi. O da sizin gibi bir hukukçu. Yani şöyle bakalım meseleye. Burada sonuçta bir iddialar var ve iddialar üzerinden bakıyorum. Direkt hanım bir iddiada bulunuyor. Sizin de müvekkili olduğunuz kişilerin hukukta savunuyorsunuz o insanları. O açıdan birbirinize böyle yaklaşmayı doğru efendim, görüyorum. Efendim Ali Bey, yok, bir şey söyleyeceğim. İddialara cevap vermesi için Gönül Hanım da yanımda. Gönül Hanım da yanımda şu anda geldi. Gönül Hanım'ı yayına alalım mı? İster misiniz? Alabilirsiniz ama ben şu soruşturmanın detaylarını bir anlatamadım ki örtmesin. O zaman şöyle yapalım. Direkt Hanım. Bana hiç şans verilmiyor Ali Bey. Ben vereyim Direkt Hanım. Emrah Bey bir saniye. Şöyle söyleyeyim o zaman Direkt Hanım. Siz bugüne kadar sizin hakkınızda açılmış olan davalar var. Kimi davalardan haberiniz olmadığını söylüyorsunuz. Bir tane açtığınız, ama soruşturmadan yok mesela. Evet, sizin açtığınız kaç dava var? Yani en az 15 tane benim suç duyurum oldu bu olaylardan sonra, troller, hakaret, iftira, her türlü bana. Bunlar davaya dönüştü mü bu? Şu an henüz dönüşen yok çünkü benim yargıda gözüm yok. Araya dair durumda. Gönül Çelik'le ilgili suç duyurularımda daha ifade verdiler mi onu bile bilmiyorum. Talimat yazılmış mesela, 25 Mart'tan beri hala ifade vermiş değil. Yakalama çıkmasın hakkında bir an evvel gitsin ifade versin. Daha ifade vermiş değil. Gönül Hanım'la ilgili mi? Evet, tehdit ettiği için beni Banu Barlaf gazeteci tanık ona gönderdi tehdit mesajını. Onun üzerinden bana ilettirdi. Ne diye tehdit etti sizi? Efendim elinde ses kaydı varmış. Yani ses kaydı uyduracağı anlamına geliyor bu montajlayacağı. Ben güya ona Tevfik Ertürk'ün mezarını açıp ayağından parça aldığımı filan anlatmışım. Böyle deli saçması bir iftira. Bunu bana iftira tehdidini Banu Barlas üzerinden gönderdi. Ben de suç duyurusunda bulundum. 60 bin liralık manevi tazminat davası açtım. Onun dışında inanılmaz benim burada ağzıma almaktan icap duyacağım iftiralar attı. Emrah Güler'in az önce dillendirdiği tarz benzer, iğrenç iftiralar, hakaretler. Onlarla ilgili de ayrıca suç duyurusunda bulundum hakaretten. Onun da soruşturması açık. Onunla ilgili de 120 bin liralık manevi tazminat davası açtım. Hala da iftiralarına, hakaretlerine maalesef devam ediyor. Durmuyor. Oldu. Yani bunun dışında bir tane de söylemek istediğim bir şey daha var. Buyurun. Troller bana nasıl saldıracağını şaşırınca bu tweetlerimden sonra benim işte sosyal medya hesaplarımı orayı burayı araştırarak İşte neyi bana aleyhime kullanabileceklerse kullanmaya kendilerince ve işte hedef göstermeye çalıştılar. Yani ben bunun kronolojisini anlatırsam herkesin aslında kafasında oturacak da işte onu anlatmak istiyorum. Direkt Hanım aslında kronolojik olarak çok belli çünkü örgütlerden. Sizin anlattığınız hikaye kendinizin gerçek anne ve babanızı ararken başınıza gelenlerle ilgili ve bunu ararken bir fuhuş çetesi olayı. Evet, evde dinlenen annem tanık. Evet, yani bununla ilgili, yani sizin iddianız şu: ben babamı ve annemi ararken kardeşim üzerinden bir fuhuş çetesi gerçeğiyle karşılaştım. Bu fuhuş çetesi Türkiye'de hukuk sistemini ve atletik kurumların bir bütün olarak ve bürokrasiyi etkilediğini ve bunun üzerinden kumpaslar kurulduğunu iddia ediyor. Evet. Bu iddialarınızla ilgili benim söylemek istediğim olay şu: bu iddialarınızla ilgili olarak iddia olmanın ötesinde bir davaya dönüşmüş bir şey var mı şu anda? İşte örtbas edildi. Zaten ben tweetleri davaya dönüşmediği için attım. Örtbas edilmesin, etkin soruşturma yürütülsün. Örtbas edilmesin, örtbas edilmesi çok... Kamuoyu baskısı oluşsun diye. Evet, bunun için attım ama tam tersine bana kumpas iftira davasına dönüştü. Bakın, kolluk ifade almış. O takipsizlik çıkan kesinleşti dediğim müvekkilinin şüpheli olduğu benim fuhuş şikayetimde bütün ifadeler kollukça alınmış.
Yani düz polis memuruna talimat yazılarak savcı tarafından birinci sınıf emniyet müdürü şüphelinin ve kardeşinin ifadesi alınmış, sözüm ona. Alınan ifadeler bir cümle kopyala yapıştır iki kardeş şüphelinin. Müvekkilleri olan Koray Öner'le Mevlüt Öner'in kopyala yapıştır. Bir iki cümlelik ifadesi var. İnanın üç cümle değil. İfade üç cümle değil. Kollukta kopyala yapıştır. Belki karakola gitmediler bile bu ifade için. Sonrasında da biyolojik ablam yine bana karşı ve bu yapılanma tarafından kullanılarak biyolojik ablamdan bir yine kollukta, karakolda bir bilgi edinme ifadesi alındığı söyleniyor. Yani dosyada öyle bir şey var. Ama her nasılsa hayatında hiç evlenmemiş ve fuhuş iddialarımda gündeme getirdiğim biyolojik ablam hayatında hiç evlenmemiş, evli yazılıyor tutanağa. Nüfus kayıtlarından otomatik çekildiği halde medeni durum. Çünkü bu bir fuhuş soruşturması. Evli görünürse sanki daha farklı bir imaj yaratılacak. Böyle evlere şenlik bir şekilde benim tanıklarım dinlenmeden ben tanıklarım diyorum, iki tane tanığım var dinleyin diyorum, adreslerini gönderiyorum. 3 Şubat'ta İstanbul Anadolu'dan dilekçemi gönderiyorum. UYAP ekranına düşer düşmez 4 Şubat'ta takipsizlik veriliyor dosyada. Daha fiziki olarak Ankara'ya gitmeden evrak. Jet hızıyla, çünkü tanıklar dinlenirse iş büyüyecek. HTS isteyin diyorum. Adamların arasındaki ilişki, bağlantıları ortaya çıksın diye. İş büyümesin diye, hatta zaman aşımına uğrasın. Örgüt çıkmasa bile, örgütsel bir şey çıkmasa bile, düz fuhuş aracılıktan bir şey olmasın diye, zaman yani ve genel olarak da zaman aşımına uğrasın diye kolluğa aldırılıyor. Hem zaman aşımına uğrasın diye, hem de birinci sınıf emniyet müdürü şüpheli polis memuru ifade, yani takdirini ben kamuoyuna bırakıyorum. Polis memuruna aldırılıyor. Belki kolluğa gitmeden imza bile taklit edilerek yapılan şeyler bunlar yani. Birinci sınıf emniyet müdürü fuhuş şüphelisinin ifadesi polis memuruna aldırılır mı? Kardeşi de şüpheli, ikisi de kopyala yapıştır. Bu soruşturma yapmak mıdır, soruşturma örtbas etmek midir? Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Evet, Ece atmış ama ben tam anlayamadım Ece. Önce katıldığın için teşekkür ediyorum. Ben bebeklikten beri biz de yurtta büyüdük. Devlet işe yerleştirdi ve Allah devletimizi korusun, zeval vermesin. Ben de kız kardeşim ölüm tespit listesi var. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Lütfen ayrıntılı bir mesaj atarsan sevinirim. Emrah Bey, Dilek Hanım'ın anlattıklarından ben şöyle bir şey çıkarıyorum. Yani açıkça Türkiye'de hukuk sistemiyle ilgili olarak ne kadar eksik olduğunu en çok bilenlerden birilerisiniz. Yani hukuk sisteminin içerisindesiniz. Ve bununla ilgili olarak diyor ki ya ben annemi ve babamı, gerçek annemi ve babamı ararken sonuçta başka şeylerle karşılaştım. Ve bu karşılaştığım şeylerle ilgili olarak bir hukuk mücadelesi veriyorum. Bu hukuk mücadelesi verirken de beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Yani üzerime o kadar iftira atılıyor ki, yani ne kadar itibarsız olursam ortaya koyduğum iddiaların da doğru olmayacağına yönelik hem davalar üzerinden, adliye üzerinden hem de kamuoyu üzerinden bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Siz de diyorsunuz ki, yani hukukla ilgili olarak Dilek Hanım'ın evet iddiaları var ama bizim de bu iddialara yönelik olarak özellikle ablası olan Gönül Çelik'in, yani aynı anneden olan Gönül Çelik'in de Dilek Ekmekçi ile ilgili olarak iddiaları var. Hatta 7. Asliye Hukuk'ta da davaya dönüştüğünü iddia ediyorsunuz. Dilek Hanım bundan bilgisi olmadığını söylüyor. Hayır, ondan bilgim var. O manevi tazminat, o davaya dönüşen bir şey yok. Direkt açılıyor. Manevi tazminat direkt açılıyor. Ben de açtım Gönül'e. Ben de 120 binlik, 60 binlik iki dava açtım. Yok ama o şey yapıyor. Açmış. Diyor ki dedektif evet. Tutma, ses kaydı. Hayır, anlar, hayır. Dinlenme. Dava dilekçelerinde Ali Bey, dava dilekçelerinde bunlar bir cümle belki geçmiştir. Dilekçeleri hafızamda tutmama imkan yok. Ama delil listelerinde sunabildikleri doğru düzgün bir şey yok. Bir yıl tanık ismi vermiş, getirebildiği yine beni beraber şikayet ettiği iki yurt arkadaşı, bir tanesiyle ilgili zaten beraat çıktı. Sesiniz yok, bir tanesiyle ilgili zaten beraat çıktı Ali Bey. Yani suç bile olmayan konuda beni şikayet etti. Ben kendisini hakaretten, iftiradan şikayet Ali Bey, açayım ben. Yani, çok kısa. Emrah Bey, konuşuyordunuz efendim. Ama kendi kendinize konuşuyordunuz. Evet, çok kısa biliyorum. Açıklayayım ben size hemen. Efendim şimdi 3. Asya Ceza Mahkemesi'nde iftiradan açılmış bir dava sürüyor hala hakkında. Evet, bu dava açılır açılmaz. Dilek Hanım, bu dava açılır açılmaz. Dilek Hanım bu mahkemenin hakimine uçgörünü kaybetmişsin diye dilekçe verdi, reddetti. Reddi reddoldu, dava sürüyor. Bu açan savcıya avcı dedi, geçtim. Bunun dışında Mevlüt Öner ve eşine, Mevlüt Öner'in eşine, Mevlüt devam edeceğim reddetmeye. Bir dakika. Evet, çünkü kendisi aslında. Mevlüt Öner'in eşine. Dilek Hanım zaten söylediklerinin arkasında, buyurun. Evet. Mevlüt Öner'in, yani müvekkilimin eşine
iki çocuk annesi kadına internette swinger ve mama dedi. Yani eş değiştiren kadınsın dedi. Aynı zamanda kadını satan kadınsın diye tweet'i var. Bu hukuk davaları olsun, ceza davaları olsun. 14 Asya Ceza Mahkemesi, sizin dava neredeydi? Bir sürü Asya Ceza davası açıldı. 46'yı söyledim size. 25 Asya Ceza da 46 açıldı. Ne kadar haberim yok Emrah Bey. Nasıl Ceza... senin haberin oluyor ya? Allah Allah, atılmıyor demek ki tutulmuş kalmış. Şimdi, bakın, takılmış kalmış bir yerde demek ki göze alınamıyor. Bir şeyler göze alınamıyor demek ki. Ortaya çıkar maazallah. Mezardaki şahibi ortaya çıkar. Size döner ifşalar maazallah. Ama size dönmesin. Sizlere dönmesin. Şimdi bu iftira tehdit, hakaretten davalar açılmış efendim. İstanbul'da bazı davalar açılmış. Tehditten falan açılan yok. Sadece iftira ve hakaret. Uydurup savcıların... konuşmayın. Uydurup konuşmayın. Haddinizi bilin Emrah Bey. Sadece Emrah Bey. Emrah Bey. Bu davalar. Bu davalar. Emrah Bey. Buyurun Ali Bey. Ben, buyurun Ali bence Bey. Dilek buyurun. Hanım'la ilgili olarak direkt olarak kişiliğini esas alan şeyler evet, de evet. Davayla ilgili. Esas olur. Yüreğin yetiyorsa esas olur. O davaları açıklıyorum. O davaları açıklamaya çalışıyorum. Dilek Hanım bir saniye. Buyurun Emrah Bey. Şimdi bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti savcılarının, Cumhuriyet savcılarının açmış olduğu davalar. Az önce hani ben şunu ifade etmeye çalıştım. Dedim ki bunun hakkında davalar açılmış. 70-80 tane benim bildiğim. Bunun dışında da davalar var. Hakim savcılar, yani onlarca hakim savcıyı tepeti altına bırakacak çok hakaret hamisi değil, hakaretin dibi olan kelimeler kullandı kendisi. Bunların hepsi bunu şikayet ediyor. Yani şu demi. Emrah Bey, müsaade et. Müsaade et. Bak aldı öyle diyorsun. Yüzlerce. HSK beni dinledi. HSK beni şikayetçi olarak dinledi. HSK herkes dinler efendim. Önemli olan sonuç. Kapuğuş soruşturmasının. Emrah Bey şuna bir cevap verin. Kapuğuş soruşturmasını örtbas eden savcı. Şubat ayında örtbas etti 2020'nin. 2020 Haziran'ında nereye gönderildi? O fuhuş soruşturmasında adı eskort gönderilen savcı olarak geçen savcı. Haziran 2020 kararnamesiyle nereye gönderildi? Cevap verebilir mi acaba? Devletin içinde kimden bir savaş var. Sürüldüler. Bakın, gene... Sürüldüler. Efendim, hangi savcıdan bahsediyor? Yani, isimleri kullanmak yanlış. Bakın, fuhuş çetesiyle ilgili isimleri geçen savcı ve hakimlerin sürüldüğünü söylüyor Dilek Ekmekçi. Fuhuş soruşturmasını örtbas eden, az önce anlattığım şekilde komik şekilde fuhuş soruşturmasına örtbas eden, soruşturma yapmadan örtbas eden savcı Mustafa Saylam, ismini veriyorum. Savcı Mustafa Saylam Şubat 2020'de takipsizlik verdi jet hızıyla ve bu şekilde evlere şenlik bir takım olaylar var dosyada anlattığım gibi. Yani soruşturma diye bir şey yok. Örtbas var. Evet, şimdi ondan sonra ben kendisine HSK'yı şikayet ettim. İddialarımı sorunca HSK'yı ciddiye almıyorsunuz herhalde. Emrah Bey bir sözümü tamamlayın. Koskoca HSK'yı ciddiye almıyorsunuz herhalde ya. Koskoca HSK. Eğer benim tweetlerimde eğer Emrah Bey bir sözümü tamamlayın. Benim tweetlerimde kamu görevlisine hakaret olsa HSK gider. Benimle ilgili reysel soruşturma açar. Suç duyurusunda evet, bulunur. Evet başlatmış zaten. Evet. Bakın. Tabii başlatmıştır. Emin olun. Burada, emin olun. Ali Bey benim okuyamayacağım. Benim şu anda size okuyamayacağım. Küfürlü bir şiir yazmış hakim savcılara. Evet kendisi suç duyurusunda bulundu. Hiçbir şey başlamış değil. Bugün geldi bilgisi. Ali Bey her şeye cevap verim ama sözümü kesmesin. Çünkü çok konu var. Hangi birini anlatayım? Şimdi, o kadar taarruz ettiği yer. Gönül Hanım görüntüsüz bağlama. Ben hiçbir şey konuşamıyorum ki. Mustafa Saylam örtbas edildi soruşturması. Soruşturmanın savcısı Haziran'da Batı Adliyesi'ne gönderildi. Soruşturmada adı geçen ya, Mehmet şey, Kalkan. Mehmet Kalkan ki Mehmet Kalkan ismini bana veren Koray Öner'in bizzat kendisidir. Evlat edinen annemle Murat Biçer denilen o Ziraat Bankası 2. Bölge Başkanı tanıştırmıştır. Emniyet istihbaratta biz gönülü, bizim gönül diyor. Bizim gönül onun savcı Mehmet Kalkan'ın sevgilisi olarak tanıdım diyor. Bunu söyleyen Koray Öner'in kendisi bana. Biz Ali annemle Bey, tek bir şey size söyleyeceğim Ali Bey. Başımızdan aşağı, beynimizden aşağı kaynar sular döküldü biz bunu duyduğumuzda. Dünya bizim başımıza yıkıldı. Benim biyolojik ablamın bu pozisyonda olması dünyayı benim başıma yaptı, yıktı. Böyle bir durum yaşadık biz. Ali ve Bey, o Mehmet Kalkan Haziran 2020'de Kayseri'den Mardin'e sürüldü. Mardin'e gidemedi. Emekli oldu jet hızıyla. Belki de
ihraç edilmemek için, çünkü hakkında Kayseri'de petrol kaçakçıların dosyalarını örtbas ettiği iddiaları var. Bu silici operasyonuyla falan bağlantılı ya petrol kaçakçıları. Bunları tanımadım. Bizim de Ali Bey, siz de tanımadınız. Benim de tanımadığım insanlar. Emrah Bey buyurun. Emrah Bey buyurun. Ali Bey, bu insanlar benim de sizin de tanımadığınız insanlar. Bunlar bizim de sizin de tanımadığınız insanlar. Bir savcıya onu örtbas ettiğiniz kaçakçılık dosyası falan bambaşka konulara kaydırıyor. Ben 1,5 saattir bambaşka konulara kaydırıyor. Tam konunun özü. Dilek Hanım iddia ediyor. Buyurun Emrah Bey. Yok yok. Bu başka yani. Kaçakçılık dosyası ne alakası? 1,5 saattir emekli yayındayız. Emekli oldu. Sürüldü. 1,5 saattir bunlar, yayındayız. Bunlar ben hani nereden? Ali Bey iddia değil. Fuş deyip. Buyurun Emrah Bey. Dilek Hanım bir saniye. Ali Bey. Burada fuşa dair hani bir delil. Bir şey göstersin bize, bir şey söylesin. Ben sosyetçi miyim Emrah Bey? Dikkat et, ne sorun? Emrah Bey ben savcı mıyım? Soruşturma yapılmadı diyorum. İddia ediyorsunuz efendim. İddialar bile sizin müvekkiliniz emniyet müdürü. Ya bir zevre kadar bir ufacık. Bir saniye Emrah Bey, iddialarıyla ilgili olarak da bu ülkede savcıların harekete geçmesi gerekiyor, öyle değil mi? Efendim savcı harekete geçmiş zaten. Savcı geçmedi efendim, bu geçmek mi? Bu geçmek mi? Sizin müvekkiliniz emniyet müdürü kolluğa ifade aldırıyor. Niçince kopyala yapıştır. İfade var dosyada. Bu harekete geçmek mi? Kolluğa ifade alacak. Başka kime ifade alacak? Bana deli dedirtiliyor. Ve bekar iken evli yazılıyor. Bu şekilde soruşturma mı olur ya? Başka da hiçbir şey yapılmıyor. Ya. Tanıklarımın adreslerini gönderiyorum. Bir gün sonra takipsizlik veriyor tanıklarımı ifadeye çağırmak yerine. Etkin soruşturma yapıp delil toplatmışsın. Delillerimi göndereceğim diyorum. Nedense o deliller gitmeden, tanıklar dinlenmeden jet hızıyla takipsizlik veriliyor. Ama benim takipsizliği itirazım. Savcılar orada, mahkemeler orada götürürsünüz, verirsiniz. Her nedense 22'ye kadar benim takipsizliği itirazım reddedilmiyor. Benim 22 Eylül 2020'deki tweetlerimden sonra 20 Ekim'de jet hızıyla, yani 20 Ekim'den sonrası için jet hızıyla itirazım reddediliyor. Öncesinde uyuyor dosya. İtirazım reddedilmiyor. Bakın benim iddia ettiğim yapılanma yine tekrar ediyorum. Yüzlerce hakim savcı yapıyla çok büyük ölçüde örtüşen bir yapı. Hanefi Avcı'nın milli damar soruşturması da iddiası da örgütlenerek örtbas edildi. Direkt doğrudan bağlantılı. Doğrudan bağlantılı. Cumhuriyet'te tekzip etmediğiniz haberde de geçiyor. Müvekkilinizin adı kaç tane olayda geçiyor? Natek, Teknokent, FETÖ borsaları, Aydın Mersin hattındaki Eman Enerji dosyası, FETÖ borsacısı kaç diye. Yani müvekkiliniz adı geçiyor. Ergenekon davasında Albay Levent Şimdiktaş'ın avukatı Serdar Öztürk'ün iddiasına göre Emin İstihbarat'taki baş FETÖ'cüler arasında bunların hepsi açık istihbarat. Oryaların adı hepsinde geçiyor. Emrah Bey, anlamıyorum ben. Dilek Hanım bir saniye. Emrah Bey. Dilek Hanım bir saniye lütfen. Emrah Bey, şimdi sizin davalar var açtığınız. Öyle evet söylüyorsunuz. Efendim, doğrudur. Bir, doğrudur. Dilek Hanım'ın da peşinde olduğu, onun da açtığı davalar var. Bu davaların birbiriyle bağlantısı var mı? Hayır efendim. Şöyle açıklayayım ben size. Açtığım dediği davalar hukuk davası. Götürüp açmış. Zaten bizim bu şu zamana kadar süren tazminat davalarımız var. Bir sürü. Onlar ayrı. Bir de devletin açtığı, Cumhuriyet Savcılığı'nın açtığı davalar vardır Asya Eza Ceza Hukuku'nda. Asya Eza Mahkemesi'ne açılmıştı. Kendisi hakkında Asya Eza Mahkemesi'ne açılmış. Benim bildiğim 5-6 tane şu anda var. Halihazırda süren ve soruşturmalar var. Ve hukuk davalarını birleştirdiğiniz zaman 70-80 tane dava yapar. Burada yüzlerce hakim savcıdan bahsediyoruz. Bu insanlar neden gidip herkes diyor ki aleyhine, bu kadın aleyhine karar verenler kumpas kuruyor. Aleyhine karar veren yok zaten. Onlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Lehine karar veren yok mu? Bakın lehine karar veren nasıl ilk başta bu Kur'an ailesiyle ilgili efendim. Bir tane örnek vereyim. Ali Bey bir de isimleri çok kendisi açık. Ali Bey isimleri çok açık zikrediyor. Dilek Hanım. İsimleri çok açık zikrediyor. Şöyle söyleyeyim. Bir saniye Emrah Bey. Diyor ki Dilek Hanım haklı olsa bile bu şekilde davranırsa olmaz. Hiç konuşturmuyor diyor. Sizi izleyenlerden birine yazdı. Evet Emrah Bey. Ama söyleyeceğim şeyleri söyleyemiyorum. Devamlı itham ediliyorum. Hep aynı şey. Ekran burada konuşabilirsin. Onda rahat ol. Buyur. Ama bir şey söyleyeceğim. Hep aynı şeyi söylüyorlar. 70 tane dava. Allah aşkına soyut iddialar. Ben somut koyuyorum her şeyi ortaya. Buyurun, ben diyorum. Emrah Bey.
Soyut iddia yani, sizin ya soyut iddia takipsizlik kararı verilenler açılan davalar değildir. Zaten bilindiği için ben bu kadar şeyi gündeme getiriyorum. Etkin soruşturma tamam, istiyorum. Uğur şebekesinin üstüne gidilsin istiyorum. Kadınlara uyuşan sistemin üstüne gidilsin istiyorum. Her türlü illegal işi yapan uyuşturucu, petrol, Türkiye'deki bütün kirli yerler. Petrol ne? Böyle bir konu yok bu davalarda. Ben petrol ne alakası var? Var. Tam olarak göbeğinde benim verdiğim mücadele tam olarak bu olayların göbeğinde. Yani Emrah Bey söylemek istediğimiz olay şu. Dilek Hanım'ın açtığı davalarla ilgili davalar değilse sizin açtığınız davalar aslında Dilek Hanım'ı yıldırmak üzere mi açtığınız davalar? Hayır efendim. Hakareti, tehditi. İftirayı kim attı? Ne tehdit bulunmuş. Rica vermiyorum o zaman Ali Bey. Ya bu iş böyle yani. Başka bir şekli var mı? Türk ceza hukuku. O zaman şöyle bir şey yapalım. Yapılan. Ben tehdit edildim. Gitsin ifade versin Gönül Hanım. Ben tehdit edildim. Gitsin ifade versin. Tehdidiyle ilgili. Gitsin ifade versin. Söyleyeceksiniz. Kendilerinin Adalet Bakanlığı gerçekten Türkiye'nin onurlu savcıları tarafından nasıl bozum olduğu birkaç tane işte örnek vereyim. Bozum oldukları onu birkaç tane örnek söyleyeyim müsaade ederseniz. Bakın Ali Bey biz bir açıklama da bulabilir miyiz? Burada bir anket yaptık Emrah Bey yayının başından beri. Dilek Ekmekçi'nin anlattıklarına inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Evet ve hayır olarak. Yaklaşık olarak %73 Dilek Hanım'ın anlattıklarına inandıklarını söyledi izleyicilerimizin. %27'si de hayır yanıtı verdi, bilgilendi. Evet. Allah razı olsun. Tabii. Alttan görüyorum. Buyurun. Devam edelim mi yoksa Dilek Hanım devam edecek? Yayını bitireceğim Emrah Bey. Şimdi ben burada örnek verebilir miyim? Dilek Hanım bir saniye. Emrah Bey anlatsın bitireceğim yani. Lütfen Allah aşkına. Buyurun Emrah Bey lütfen. Bak öncelikle isimleri çok açık. Dilek Hanım. Alo. Bak kesildi yayın. Sesiniz gidip geliyor. Yok burada ben burada. Yok bak size demedim Dilek Hanım Emrah Bey'e. Buyurun. Hadi, bağlandım tekrar. Bakın şimdi isimleri çok açık zikrediyor. Zikrettiği isimlerin çoğu terörle mücadelede yer almış insanlar. Terörle mücadele kanunun 6. maddesi bu insanların basın yayın yoluyla ifşa edilmemesini öngörüyor. Zaten Dilek Hanım hakkında da bu konuda soruşturma var. Yani bunların isimlerini söylemeden de bunu anlatabilir. Öncelikle bunu bir kendisine tavsiye olarak söyleyeyim. Şimdi devamla efendim. Şimdi iftiraya uğrayan, hakaret, tehdit kim neyse artık bu şahıs hakkında bulunduğu yerlerdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları'na bakın Anadolu'da da var, Avrupa Büyükçekmece'den tutun Anadolu, İstanbul Adliyesi, Ankara Adliyesi suç duyurusunda bulunuyorlar. Cumhuriyet savcıları harekete geçiyorlar, delilleri topluyorlar. Fazla delil toplamaya gerek yok. Attığı tweetler zaten tek başına suç unsuru. Yani bir insana pezevenk yazarsanız bu suçtur. Tamam mı? Tweetinizde bunu yazarsanız bu dünyanın neresine giderseniz gidin suçtur. Dolayısıyla pezevenk yazmadım kimseye. Efendim var tweetleriniz. Ben yazdığım şey ya. Dilek Hanım bir saniye. Yani alır. Emrah Bey. Yazmadım. Direkt ya dolaylı ifade edebilirim. İfade etmek bir sanat. İfade hürriyeti var. Ben aynı zamanda anladım. Tekrar size döneceğim. Efendim burada bile kabul ediyor. Emrah Bey lütfen devam eder misiniz? Hakim savcılara ana avrat, hakim savcılara rüşvetçi, her şeyi söyleyen birisi. Bunlarla ilgili olarak hukuki haklar kullanılıyor. Şikayetler veriliyor. Cumhuriyet savcıları zaten bunlara baksa yeterli. Başka bir delile gerek yok. Davalar açılıyor. Şimdi diğer şeye geldiğimiz zaman bu söyledik kıyok kararı. Bu kıyok kararında Cumhuriyet savcısı yapabileceği her şeyi yapmış ve koğuşturma yer olmadığı her karar vermiş. Bakın 1,5 saattir Ali Bey siz de dinliyorsunuz. Sadece fuhuş dendi. Fuhuş nedir yani kim kime nerede nasıl kim yapmış nerede yaptırmış nasıl ya olmuş? Ben kasetçi miyim kameraya mı çekiyorum ben mi sunacağım ya? Ya o zaman Türkiye'de görüntü mü sunacağım ben? O zaman elinizde cima halindeki görüntüyle alakası yok. Ya nereden yola çıkar böyle bir şey söylüyorsunuz? O zaman Türkiye'deki herkese söyleyeyim. Hayatın olağan akışı diye bir şey var bakın hukukta. Hayatın olağan akışı ise nerede? Nerede? Anlattığım her şey yerli yerine oturuyor. Bir buçuk saattir. Ama etkin soruşturma yapılmıyor. Sadece örtbas sadece örtbas. Dilek Hanım size söz hakkı vereceğim. Emrah Bey devam eder misiniz? Bakın devam ediyorum. Benim müvekkilim Gönül Hanım 2019 senesi daha benim müvekkilim değilken bakın ifadesinin sonunda ne diyor? Ben şahsın psikolojik rahatsızlığı olduğunu düşünüyorum. Ben Ziraat Bankası'nda devlet memuruyum. Şahsın iddia ettiği gibi fuhuş yapmam. Kimse de beni fuhuşa zorlamadı. Konu hakkında bildiklerim bundan ibaret diyor. Diyor ya fuhuş yapıyor diye. Bakın Çağla Bozkurt fuhuş yaptırdığını iddia ediyor. Okuyorum. Şahsın iddia ettiği gibi fuhuş yaptığı ya da bizim kendisine fuhuş yaptırdığımız hususu doğru değildir. Müstakil şahıs Ağabey Gönül'de söylemiyle psikolojik olarak rahatsız takıntılı bir kişidir diyor. Şu diğer ifadeyi versene bana yenisini. Efendim size son ifadesinden de bir bölüm okuyayım hemen çok kısa.
Okuyorum kendi ifadesi ablasının. Buyurun, bunlar lütfen. Soruşturmalar kapsamında verdiği ifadeler. Ekmekçiyle görüşmediğimiz staşta kendisini tutarsız ve saçma sapan davrandığını anladım. Bana anlattığı kadarıyla ilk defa okuduğu bir okulda Adem ile birlikte olmuş. Daha sonra ise işte cinsel tercih kadınlar olan kendi cins yönünü kullanmaya başlamış. Bunları anlatmanıza gerek yok. Bakın, lütfen Emrah Bey. Devam ediyorum. Tamam. Evet. Tamam. Birlikte beni de bu gözle takip ederdi. Ben bu yüzden kendisinden uzaklaştım diyor. Ve devamla direkt ekmekçinin cinsel saplantı tutuklarından son derece rahatsız oldum diyor. Ben öz cümle böyle bir şeyin uydurma olduğunu tamamen kendisi açıklıyor bakın. Yani kendisi diyor benim ablam şu mağdur o öyle ya öyle yaptı ya bunların hepsi gidiyor anlatıyor zaten. Kimisi aile sahibi çoluk çocuğu olan insanlar bu insanlar ağlıyorlar. Bu kadın niye bizim hakkımızda böyle yazıyor diye. Yani hani Almanya'dan aradılar. Efendim gene bu bayanlardan bir tanesi. Ben diyor nasıl açıklayacağım böyle şeyler yazıyor benim hakkımda böyle bir şey yok bu yalandır. O da iki çocuk sahibi annesi. Yani iki çocuk annesi Mevlüt Hanım'ın eşine Swinger dedi. Yani böyle bir şey kaldırılır mı? Neye dayanarak söyledi? Hangi delile dayanarak söyledi? Bunlar tamamen hakarettir, tamamen iftiradır ya Allah aşkına. Yani ben söyledim oldu bitti diye bir şey yok. Ben Twitter'a yazdım oldu bir şey diye bir şey yok. Ya bir insana bedelik demek eleştiri değildir. Suçlamadır bu. Ama bir şey söyleyeceğim Emrah Bey. Şimdi Sedat Peker de Mayıs ayından beri bir yön iddiayı dile getiriyor. İddia doğal getiriyor, olarak. Getiriyor iddia. Ve herkese diyor ki ya bu iddialarıyla ilgili olarak savcılar harekete geçsin diyor. Yani şimdi bu ülkede bir savcılık kurumu bir iddia olduğunda harekete geçmesi gerekmez mi? Ya da herkes bir iddiada bulundu diye savcılar da harekete geçmeye kalkarsa ne olur? Ama söylenenler yenilir yutulur şeyler değil. Ne yapacağız Sedat Peker için ne söyleyeyim? İddia sahibi bunları bir güzel kaleme döker. Resmi olarak savcılığa verir. Savcısına gider. Savcısı da bununla ilgili olarak araştırmasını yapar. Gerekli karar verir. Tıpkı Dilek Hanım'ın yaptığı gibi. O da yapmış, vermiş. Savcı da kararını vermiş. Hala yine söylüyorum yüzlerce binlerce. Herkes mi Dilek Hanım'a kumpas kuruyor? Niye kursunlar herkes? Eğer bir insan herkesin kendisine kumpas kurduğunu düşünüyorsa o zaman o insanda sorun var demektir. Niye herkes Dilek Ekmekçi'ye kumpas kursun? Rejideki arkadaşlar Ece Hanım'a şey söylemiştim, bu şey yazmıştı yurtlarda büyüdüğüyle ilgili olarak 2-3 tane peş peşe attı ama ben kaçırdım, onları ekrana verebilir misiniz bir taraftan? Evet, ben de kız kardeşim bir saniye Dilek Hanım. Ben de kız kardeşim ölüm tespit listesine eklendi yazıyor, veraset davasında çocuk kayıt bulunmamaktadır diyor. Bir tane daha atmıştı lütfen Ece Hanım'la ilgili olarak. Bu nedir? Medeni durum bekar olarak geçtiği, çocukluk kaydının bulunmadığı, anne ve babası ölü, ben de ölümü değil mi bilmiyorum. Hiçbir kurum açıklama yapmadı. Bu da sizin konunuza mı benziyor Dilek Hanım? Siz bana şu anda söz verdiniz. Ben not alıyorum çünkü artık söz... Yok hayır. Ben de İçişleri Bakanımızdan internet sitesinde randevu aldım ve cevap bekliyorum. Aslında yuvadan kardeşimin küçüklüğünü hatırlıyorum. Aynı sizin benzer bir olayı anlatıyor Ece Hanım da. Bu tam olarak benim bilmediğim bir konu. Bununla ilgili bir bakabildiniz mi yazılara? Yani bakamadım Emrah Bey'in ithamlarına karşı. Tamam, ben şimdi söyleyeceğim. Tekrar baştan verirsen Bidin. Ece Hanım'ın. Bir saniye Emrah Bey lütfen. Bu Ece Hanım diyor ki kız kardeşim ölüm tespit listesine eklendi yazıyor. Veraset davasında çocukluk kaydı bulunmamaktadır diyor. Evet. Reji. Medeni durumun bekar olarak geçtiği, çocukluk kaydının bulunmadığı, anne ve babası ölü diyor. Ben de ölümü değil mi bilmiyorum, hiçbir kurum açıklama yapamadı diye anlatıyor. Ben de İçişleri Bakanımızdan internet sitesinden randevu aldım ve cevap bekliyorum. Aslında yuvadan kardeşimin küçüklüğünü hatırlıyorum diye bir şey diyor. Kardeşimin yasal olmayan yollarla satıldığını düşünüyorum. Gerçekleri umarım öğrenirim. Kardeşimi kayıp benden maalesef demiş. Yani bu hikaye tahmin ediyorum Türkiye'de sizin bu hikayeniz üzerinden baktığımda yüzlerce böyle bir hikaye var değil mi? Trajedi var. Var mesela Esra Erol'un programına çıkan Necati Güngül var. Yavuz Necati Güngül devlet memuru. Tanırım kendisini. Yetiştirme yurdundan o da. Ablası Amerikalılara satılmış. Amerika'da 40 yaşına gelmeden o elden o ele çok acı bir hayat yaşayarak en sonunda da hasta olarak yaşadığı acılardan belki. Yani zannediyorum 40 yaşına gelmeden vefat etti. Ablasının külleri kaldı. Küllerini nasıl Türkiye'ye getiririm diye yakmışlar. Yiyenlerini buldu. Yani çok acı şeyler yaşanıyor maalesef.
Şimdi bir şey söyleyeceğim Dilek Hanım. Ben sizin hikayenizle ilgili, yani hikayenizi hem sosyal medyadan okuduğumda, sonra da sizinle görüştüğümde ben şöyle bir şey gördüm. Yani benim baktığım... Ama ben cevabımı vermek istiyorum. Vereceksiniz, vereceksiniz ya, size vereceğim. Olur mu öyle şey? Siz konuşacaksınız. Yani bakınca şöyle düşündüm. Ya bu hikaye, tahmin ediyorum Türkiye'de ya binlerce hikaye var böyle. Ve bu hikayelerin üzerinden de bu Aleyna Çakır meselesine de gidince aslında görülüyor ki yurtlardaki genç kızların Fuhuş çetesinin içerisinde çalıştırıldığı, en azından son Aleyna Çakır cinayeti gözlerimizin önüne seriyor. Çünkü Aleyna Çakır'ın ismi Aleyna Çakır olmadığını biliyoruz hepimiz. Semayi yani, Sen. Şimdi buradan bakınca ya diyorum ki Dilek Hanım bir şeyin, bir gerçeğin peşine düştü. Babasını arıyor. Ya insan olarak bak, babamı arıyorum. Ya kim benim babam? Annem kim? Bu insani bir şey değil mi Emrah Bey? Ya bu talebim peşine... Saygımız var babasına. Evet. Tabii ki bu konuda. Bu işin peşine düşünce işte annesini buluyor, sonra annesinin öldürüldüğünü öğreniyor. Çünkü şey yapamıyor. Sonra babasının kim olduğuyla ilgili öyle işte şu babam değil mıdır? İnsani bir şey bu. Ben de olsa ulan babam şu mudur, şu mudur diye arardım. Kısacası Dilek Hanım, ben şöyle bir şey mi anlıyorum lütfen? Ya ben bir gerçeğin peşine düştüm. Bu gerçeğin peşine düşünce benimle ilgili bir yön dava açılmaya başlandı. Sırf bu gerçeğin peşinden vazgeçeyim diye. Evet, ters manyak. Ama aynı zamanda da karşı tarafta Dilek Hanım da elinde hiçbir belge ve bilgi olmadan da o kadar çok insanları itibarsızlaştırmaya yönelik olarak davalar açmaya başladı ki, sosyal medyada paylaşmaya başladı ki, bu da karşı tarafta hiçbir belge ve olmadan da insanların onurlarıyla oynamaya başladı deniliyor. Efendim, ne diyorsunuz bizim Dilek Hanım'ın babasıyla ilgili hiçbir davamız yok. Onu söyleyeyim efendim. Yani bizim davalarımızda Dilek Hanım'ın babasının hiçbir alakası yok. Emrah Bey diyor ki benim babasıyla ilgili hiçbir itirazımız yok. Aramaya devam etsin diyor. Evet Dilek Hanım. Allah razı olsun. Sesini şey yaptınız herhalde. Tamam, kusuyoruz zaten Dilek Hanım. Şimdi ben başlık başlık unutmamak için başlık başlık not aldım. Sondan başlayayım. Bir kere itibarsızlaştırma söz konusu değil, dediğim gibi tamamen meşru sınırlar içerisinde hak arama söz konusu. Adaletteki engellemelere karşı da medyanın, benim dersini verdiğim ve oy birliğiyle Galatasaray Üniversitesi'nde kabul edilmiş 2013'teki doktora tez konumda, kapsamında ve yine Hazreti Ali'nin bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun sözü kapsamında orantılı ve meşru ifade hürriyetimi kullanmaktan, Türk milletinin vicdanına seslenmekten ibaret tekzip edilmiş bir tane bile gazete haberi, ulusal, yerel, Cumhuriyet de çok haber yaptı. Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 33'ü toplumsal duyarlılık yaratmak için haber yaptı. Profesör Özlem Hoca'nın, Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü'nün de görüşlerine başvurarak hatta haber yaptı Cumhuriyet. Pek çok haber oldu. Yani yerel, ulusal, internet sitesi tekzip edilmedi. Onun dışında herkes mi kumpas kuruyor dile ediyorlar. Bana herkes çoğunlukla bu olayları da Twitter'da gündeme getirdiğimden sonra kumpaslar arttı. Ama hep ters manyeller yapılıyordu ama bu boyutlarda değildi. Sadece bana yapılmıyor. Türkiye'de herkes yargının 180 derece tersini, hemen herkes işlediğinden şikayetçi. Beni geçin bir ceza hukuku hocası olarak Anayasa Mahkemesi Başkanı zaten diyor ki Türkiye'de bir distopya var. Yani distopya sözcüğünü muhaliflerin kullandığı sözcüğü kullanıyor. Adalet Bakanı diyor ki kimseden emir talimat almayın, kimsenin adamı olmayın diyor hakim savcıları. Diyor ki isterse kıyamet kopsun, yeter ki adalet yerini bulsun diyor. Burhan Kuzu'nun bu Sedat Peker'in tweetlerinde Burhan Kuzu'nun nasıl davalara müdahil olduğunu öğrendik. Evet, aynen. Yani bu bile bir çok fazla şey anlatıyor tek başına aslında. Ondan sonra Gönül Çelik'in hem örtbas edilen fuhuş soruşturmasında hem de bana kumpas olarak açılan 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakimini reddettiğim davanın soruşturma aşamasında verdiği ifadelere gelirsek maalesef yani gönülden başka tanık bulamıyorlar herhalde bana karşı. Çünkü benim zaten iddiam gönülün fuhuşa sürüklendiği, kullanıldığı, psikolojisinin yerinde olmadığı yönünde. O benim psikolojisinin yerinde olmadığını iddia ediyor ama kanun koyucu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk Ceza Kanunu'nu çıkaran, kriminolojik verilerden hareket ederek bu kanunu çıkaran kanun koyucu, Türk Ceza Kanunu'ndaki fuhuş suçunun son fıkrasına bir hüküm eklemiş. Diyor ki fuhuşa sürüklenen kişi hakim kararıyla, mahkeme kararıyla tedaviye veya terapiye tabi tutulabilir. Yani bu kişilerin akıl sağlığının bozulmuş olabileceğini, psikolojilerinin pek normal olmayabileceğini
Zaten kanun koyucu da kabul etmiş. Ben de biyolojik ablamın akıl sağlığının yerinde olmadığını, bana yönelik iddialarının, ithamlarının iğrençliği ve cinsel fantazi boyutunda olması karşısında görüyorum. Kendisiyle, kendisine yardımcı olmak için kendisini ben finanse ederek beraber aile dizimi seanslarına bile götürdüm. Benim hatam tartışmalı bir yöntem olan aile dizimine götürmek. Psikoloğa değil psikiyatra gitmeliydik. Bu bir hayatımda ablama karşı üzerime alacağım tek hata budur. Başka da bir hatam kusurum olmamıştır. Allah'a havale ediyorum. Mücadelem bütün yurt kızları için, ablamı kurtaramayabilirim. Devam edeyim, toparlayacağım. Benim lehime olan birkaç örnek vereyim kumpas boyutunda. Benim kamuya açık Instagram'da filan paylaştığım karikatürü bile adalet istiyoruz, adil yargılanma istiyoruz diye işte açlık grevi yapan, ölüm orucu tutan avukatlardan doğru hareketle trollerle beni hedef gösterip şikayet ettiler halka kim ve düşmanlığa tahrikten. Takipsizlik çıkacağını bana açtıkları tazminat davası dosyasında delil listemde zikrettiğim için savcı değişti. Tuhaf bir şekilde dosya savcısı değişti. Dosya savcısı Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Çünkü usulen mutlaka Adalet Bakanlığı'nın izin vermesi gerekiyor. Ama Adalet Bakanlığı izin vermediği için takipsizlik çıktı. Böyle deli saçması işlerle ben uğraştırılmaya çalışılıyorum. Onun dışında mesela İzmir depreminde attığım tweet sebebiyle yine hedef gösterildim. Halka kin ve düşmanlığa tahrikten ifade verdim. Yine trollerce hedef gösterildim. Niye benimle uğraşıyorlar o zaman? Ben benimle bu kadar. Eğer ben deliysem, iddialarım saçmaysa niye ben hedef gösteriliyorum? Onun için de gittim ifade verdim. Savcı takipsizlik verdi. Bunlarla ilgili iftiradan, hakaretten suç duyurusunda bulundum. Ablamın bu benim ağza almaktan icap duyacağım ithamlarıyla ilgili gereken suç duyurularımı yaptım çoğunu. Tazminatları açıyorum, açtım, devam ediyorum. Osman Kaçmaz da beni şikayet etti, takipsizlik çıktı. Osman Kaçmaz da bu hakaretleri retweet etti, bu iftiraları. Başka tweetler attı uygunsuz hakaret amiz. Kesinleşmiş hakaretten mahkumiyete konu videoyu bile hakkımda gitti, paylaştı. Onunla ilgili de suç duyurularım var. 50 bin liralık manevi tazminat davam var. Sırf aynı şeyi ablamın açıklamalarını retweet etti diye Mine Kırıkkanat'a bile 5 bin liralık manevi tazminat açtım. Tabii ki altında kalmayacağım çünkü haklıyım. İman gücüm var, haklıyım. Son bir şey annemin ölümüyle alakalı. Zaten annemin ölümünü araştırmam, annemin kimliğini bulmam bütün engellemelere rağmen. Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 33'ü ortaya çıkarmam, bu konuda hassasiyet, farkındalık yaratmam zaten başlı başına benim hukuk zaferimdir. Benim aleyhime, bütün mecralar benim aleyhime değil, lehime de kararlar çıkıyor. Erişimin engellenmesi kararı aldıramayanlar var. Kadir Can Polat gibi, Ali Hancıoğlu gibi deneyerek bazı konularda pek çok mahkemeden red yiyenler var. Benim şunu söylemek istiyorum. Biyolojik annemizin kimliğine ben ulaşmak için uğraşırken gönülçelik benim şikayet ettiğim soruşturmada Ankara'da şüpheliydi 2015 senesinde. Ve 3 defa savcı tarafından ifadeye çağrıldı ve savcılık annemizin kimliğine, gerçek kimliğine gönülün yurt kayıtlarından, yetiştirme yurdu kayıtlarından ulaşana kadar ve ulaşıp da teyit edene, gönülle artık teyit etme noktasında 3. kere ifadeye çağırana kadar ilk 2 ifadesinde kendi yurt dosyasında annemiz onu defalarca ziyaret ettiği halde, annemizi yakından tanıdığı halde ve annemizin adı yurt dosyasında yer aldığı halde annemizin adını söylemedi, sakladı. Maalesef biyolojik ablam benim verdiğim bütün hukuk mücadelelerinde yanımda değil, karşımda yer aldı. Yani söylemek istediğim bunlar. Çok teşekkür ederim. Emrah Bey. Merhaba tekrar. Ha, tamam. Evet Emrah Merhaba Bey. Tekrar. Şimdi sizinle şu 2 tane soru soracağım size. Biz bir avukat olarak Türkiye'deki hukuk sistemine güveniyor musunuz? Bir bu. Yani doğru işlediğine, adaletli işlediğine inanıyor musunuz? Aksaklıkları olduğunu görüyor musunuz? İkinci bir boyutu, Dilek Hanım'ın babasını ve annesini aramasını bir hak olarak görüyor musunuz? Ve bu hak aramanın sonunda başına gelen bu karşı davalarında bu hak arayışından kaynaklandığını iddia ediyor. Çünkü kimi gerçeklere ulaştığını söylüyor. Yani bir vatandaş olarak bir arama, iki bir hukukçu olarak arama meselesi görüyorum. Ve bunu yaparken de siz de bir hukukçu olarak adalet sisteminde de nasıl bir çeper olduğunu en az tahmin ediyorum Dilek Hanım kadar. Yani bir ben hukuk sisteminin içerisinde bulunmayan biri olarak mesela size bir tane olay söyleyeyim. Ben 4 yıl önce vuruldum. Vurulduğum davada 4 tane tetikçi 24 saat içerisinde yakalandı. Ama 4 tane tetikçinin üzerinde 5 tane tek tek isimle tespit etmemize rağmen
savcılığa vermemize rağmen dediler ki hayır kardeşim biz bununla ilgili açmıyoruz. Ve ben biliyorum ki bizzat işin en başındaki adam bizzat başsavcıyı ziyaret etti. Odasında ifade verdi. Bunun bilgilerine ulaştı. Bir de böyle bir evvel cevaplı. O konuda dinlerken aklımda yaşadıklarımın üzerinden ve okuduklarımın üzerinden kocaman bir soru işareti ve doğal olarak sizin de müvekkilleriniz var. Onun üzerinden kurduğunuz bir dava olayı var. Yani merakım şu. Evet. Yani bu sorduğum iki çerçevede son sözlerini alarak kapatacağım programı lütfen. Evet Ali Bey, şimdi her ülkede olduğu gibi Türk hukuk sisteminde de bir takım aksaklıklar olabilir ama genel olarak ceza mahkemesi, ceza hukukundan bahsediyorum. Yani hukuk sistemi derken onu kastettiniz çünkü. Ceza mahkemesi içerisinde kurulmuş bütün ceza kanunu var ve işleyen bir sistemimiz var. Elbette ki mutlaka aksaklıklar, aksilikler hukuk davalarında oluyor, ceza davalarında oluyordur. Bizler de görüyoruz, şahit oluyoruz. Ama hukukun işlediği, çok güzel işlediği noktalara da şahit oluyoruz. Şimdi burada Dilek Ekmekçi annesini babasını arayabilir. Tabii ki hakkıdır. İstediği kadar arasın. Hani bu bizim konumuz değil zaten. Anasını babasını araması oydu buydu. Ya istiyorsa yani ya benim müvekkilim olmadı. Sürece istiyorsa zaten şu ana kadar 7-8 kişiyi açmış. İstiyorsa 100 kişiye babalık davası açsın. Bizim konumuz değil. Tamamen dışında. Hakkını sonuna kadar arasın. Varsa babasını annesini bulsun. Bu konularda biz hiçbir şey demiyoruz. Ama 2 saattir bakın 2 saate yakın yayın yapıyoruz. Sadece fuhuş kelimesini kullandı. İddiayla ilgili olarak fuhuş kelimesinin kelime olarak dışında ya şu şurada şununla şöyle ya bir iddia varsa ortada bir iddianın bir açılımı olmalı. Yani ben şimdi desem çok özür dileyerek affınıza sığınarak söylüyorum. Şimdi desem ki işte Ali Bey, Ali Tarakçı Bey fuhuş yaptı işte kadın satıyor desem gitsem savcılığa bir dilekçe de versem. Bu kadar başka bir iddiam yok bu kadar ya. Ben başka yani siz bunu bana bir savunmasını yapabilir misiniz? Bana kendinizi savcılar ne diye savunacaksınız? Ya ben yapmıyorum diyeceksiniz. Bu kadar. Daha başka bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü bunun dışında delil yok. Dolayısıyla benim müvekkilim de 3 kelime ifade verdiyse bu nedir demiştir. Bu nedir demiş. Bunun dışında başka bir ifade veremez zaten. Dosyada herhangi bir delil yok ya. Ya bu adam dersiniz ki bu cinayeti işledi şu yüzden dersiniz. Ama tutup da bu bunlar cinayet işledi diyemezsiniz. Bu iddialar dayanaklı olmalı. Yani bunlara biz basit şüphe bile demiyoruz. Yani eldeki yani bu dilekçeleri görseniz ki ben size yollayacağım. İlk şikayet dilekçesiyle verilen yok kararını da yollayacağım. En ufak bir döne yok. Herhangi bir şey yok. Dolayısıyla yapılan soruşturma yapılmış, kapatılmış. Yani şimdi tekrardan dönüp o da öyle yapıyordu, bu da böyle yapıyordu. Ya evet bu yani özgürlük, biz de özgürlükçü insanlarız fakat özgürlüklerin sınırı vardır. Tutup da insanların ailelerine, çocuklarına etkileyecek şeyler yapamazsınız. Şöyle yapamazsınız. Yani benim de 2 tane evladım var. Biri 5 yaşında, biri 1 yaşında. Kimse bana tutup da işte sen pezevensin diyemez. Bunu dedirtmem. Onlar da dedirtmezler. Çocuklar okuyor. Şu anda teknoloji devrindeyiz. Herkesin elinde bir telefon var. Bu çocuğu okumasa çocuğunun arkadaşı okur efendim bunları. Bunlar kaldırılır. Yani bunlar hoş şeyler değil. Dolayısıyla bu her attığı tweet ayrı bir suç oluşturuyor. 43 zincirleme suç. İddianamenin kabulünden sonra tekrar suç oluşturuyor. Bunlarla ilgili olarak suç duyuruları da verildi. Bunlar devam ediyor. Bunlar 1-2 suç değil. Çok fazla suç. Yani sizden istirhamım şu Ali Bey. Siz de açın. Siz de okuyun. Bakın eğer soyut iddia dışında en ufak bir delile dayalıysa benim müvekkilimde ben konuştuklarım hepsinden vazgeçerim. En ufak bir delile dayalıysa sadece fuhuş kelimesini kullanıyor. Evet şundan dolayı nasıl ilgi çekiyor bu olay? Şöyle ilgi çekiyor. Diyor ki istihbarat diyor. Hakim savcı diyor. Aleyna Çakır diyor. Zaten bu kelimeleri bir arada kullandığınız zaman orasını doldurmanıza gerek yok. İnsanlar burada bir şey var der. Emrah bakınız, Bey. Ben buyurun. Emrah Bey, ben anladım. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Gönül Çelik'le ilgili olarak bir başka zaman programı alabilir miyiz? Alır mı? Girer. Olur, alabilirsiniz tabii. Tamam, teşekkür tabii. ediyorum. Ya Gönül Hanım. Evet. Gönül Hanım, yani yüzünü göstermeden konuşurum bir dahaki sefere tamam. der. Telefonla alırız. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Emrah Bey yayına katıldığınız tamam. için çok sağ olun. Ben de son bir şeyler söyleyeyim. Dilek Hanım bitirmeden programı. Ben teşekkür ediyorum Ali Bey. Çok teşekkür ediyorum. Gerçek TV izleyicileri öncelikle abone olmanızı, katılmanızı, yayını beğenmenizi ve ankete katılmanızı istiyorum. Çünkü ne kadar çok beğeni, ne kadar çok katıl olursa, ne kadar çok abone olursa biz o kadar daha çok insana ulaşıyoruz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Dilek Hanım son sözlerinizi alayım lütfen. Şimdi bir tek fuhuş sözü, fuhuştan bahsediyor işte tek bir delil yok denildi Emrah Bey. İnşallah ses kapalı zannediyorum şu anda. Rahat rahat söyleyeyim.
Tamam. Milli damardan zaten bahsediyorum. Milli damarla örtüştüğünden Hanefi Avcı'nın milli damar iddialarıyla. Onun dışında benim zaten bu yapılanmaya nasıl vakıf olduğuma dair... Beni altı al, Dilek Hanım'ı yukarı al. Detaylı, evet, detaylı anlatımlarım hem YouTube kanalımdaki videolarda var, hem tweetlerimde var, hem bilgi notu olarak size de göndermiştim Ali Bey. 750 evet, kelimelik falan bir bilgi notu. Orada var. Yani gayet somut, soyut iddialar değil. Yani üzerine hayatın olağan akışı içerisinde iddialar ve üzerine çok etki soruşturma yapılarak gidilmesi gereken iddialar. Tanıkların dinlenmeden delillerimi, delil yok diyor, delillerimi göndermeden ve tanıklarımın adresini gönderdikten sonra tanıklarım dinlenmeden ve bu dilekçemden bir gün sonra jet hızıyla takipsizlik verildiğini ben bir kere daha vurgulamak istiyorum. Yani delil filan hem toplanmadı hem etkin soruşturma yapılmadı. Delil toplanmamasını geçtim. Benim dosyaya delil sunmamam için dosya jet hızıyla kapatıldı. Benim gösterdiğim tanıklar dinlenmesin diye dosya jet hızıyla kapatıldı. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet'in ilk hakimlerinden birinin, Ankara Hukuku'nun ilk mezunlarından birinin kızı olan, evlat edinen annem, dünya iyisi bir insan. Tanıklarımdan biri kendisi, bizzat Koray Öner'in sözlerine kendisi tanık. Dediğim gibi beynimizden başımızdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Onun dışında da işte insanların ailelerine vesaire, işte çocukları var, çocukları var, itham edemezsiniz falan demek. Herkesin çoluğu çocuğu var. Şu an gündemde isimleri geçen insanların, iddialarla geçen insanların, çok korkunç, çok büyük suç iddialarıyla geçen insanların herkesin ailesi, çocukları var. Yani Gülay Uygun da Ümitcan Uygun'un annesi, Durak Uygun da Ümitcan Uygun'un babası. Yani anne baba olmak, aile konsepti, görünmek, büyük suçlar işlenmeyeceğine ilişkin bir dokunulmazlık mı veriyor? Hukukta böyle bir şey mi var? Eğer benim iddialarımı itibarsızlaştırmaksa, bana karşı ablamı kullanarak deli demek, lezbiyen, ensest, sapık gibi iğrenç iddialarla gelmek, bu ifadeyi benim şüpheli olarak ifadem alınmadan aldırıp, tamamen usule aykırı şekilde benim şüpheli olarak ifadem alınmadan iftiradan suç duyurusunda bulunup hakkımda, önce ablamın ifadesini jet hızıyla tanık diye aldırıp o ifadeyi troller aracılığıyla Twitter'a servis edip o ifadede Koray Öner'in sevgi evlerine yardımda bulunduğuna ilişkin tevilli ikrar, yani dolaylı örtülü itiraf niteliğindeki bölümünü karalamak, bu nasıl bir kafadır? Bunu da en son söyleyeyim. Bir de terörle mücadele kanunu kapsamında işte korunan kamu görevlilerinin adlarını vermesin, işte bu da suçtur muçtur diyor. İşleri güçleri kriminalize etmek, her şeye suç demek. Ben ceza hukuku hocasıyım. Terörle mücadele kanunu kapsamında görev yapan kamu görevlilerinin işte kimlikleri kapsamında Koray Öner'in kimliği geçmez. Çünkü Koray Öner'in adı ta Ergenekon davalarından beri ve Hanefi Avcı'nın milli damar iddialarından, Latek Teknokent soruşturmasından, usulsüz dinleme davalarından, usulsüz dinleme davasında müştekiydi. Onu da sonra cevap hakkı doğmasın Emrah Bey, ben söyleyeyim. Hani orada müştekiydi Koray Öner. Yani her türlü kamuya mal olmuştur. Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi Cihat Yaycı'yla telefonla konuşan kişi olarak da zaten Cihat Yaycı'nın ifadeleriyle adı sanı ortada olan bir kişidir. Dolayısıyla bu adı fazlasıyla alenileşmiş, kamuya mal olmuş Koray Öner'in adını anmamda veya milli damar iddialarında adı geçen kişilerin adını anmamda hiçbir sakınca yoktur. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Emrah Bey, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Dilek Hanım da yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İzleyicilere Reşi şu 3 dakikayı da ekrandan alırsanız. Şunu söylemek isterim. Yani bir kere şunu bilelim. Türkiye'de fuhuş hayatımızın bir gerçeği. Fuhuşla ilgili kimlere mesaj olmasa... 3 dakikada bize cevap hakkı verirseniz bunlara. Yok, son size yanıt verdiğim için bitirdim öyle. Önce onu söyleyelim. Tekrar alırım yayına lütfen. Türkiye'de fuhuş bir gerçek. Fuhuşla ilgili olarak siyasetçilerden hukuka, hukuktan bürokrasiye, emniyetten askere kadar dünya kuruldu. Google'a girildiğinde herkes görebilir. Hele siz hukukçular zaten o belgelerin hepsine ulaşabilirsiniz. Hatırlayın Ergenekon davalar sürecinde İzmir'deki o fuhuş meselesine nelere gelmişti olay. Şimdi ama asıl trajedi şu galiba Türkiye'de, bu yurtlar meselesi. Yani hem işte fuhuş hayatının içerisinde bulunurken hamile kalıp doğurmak zorunda kalan, sonra hepimiz biliriz bir cami duvarına bırakılan çocuklar hikayesini, çöp bidonlarına bırakılan
çocuklar hikayesini, bunların hepsini biliyoruz. Ve bunlara sonra sahiplenenler, sonra sahiplendikten sonra bir nedenle ortaya çıkan işte babam kim, annem kim arayışları ve bunları da insani arayışlar olarak görüyorum. Ve bence bu hak herkesin hakkı, annesini ve babasını bilme hakkı. Ama bu hakkı ararken, bunu ararken belki bu mücadeleyi yaparken de insanların itibarsızlaştırılmasını da kabul etmediğimi ifade etmek isterim. Buradan yola çıkarak bu hakkı arayanların da başkalarını itibarsızlaştırmasını doğru bulmam elinde belge ve bilgi olmadan da ikisinde aynı şey olduğunu. Ama sonuçta eğer bu ülkede bir hukuk sistemi, bir adalet sistemi varsa Sedat Peker'in cumartesi günü yaptığı tweetlere bakınca bunun adli tıpta nasıl kararların değiştirildiğini, nasıl yukarılardan müdahaleler edildiğini de onlar da bir iddia tabii ki ortaya gördük. Düşünün dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından birine müdahil olan Burhan Kuzu'nun, anayasa profesörünün, sonra araya başkaları girince Sedat Peker'den koruma isteyip bu sefer diğerlerinin yanına geçme hikayelerini cumartesi günü öğrendik. Kısacası Türkiye'nin demokratik bir hukuk sistemine kavuştuğu, bu tür iddiaların en aza düştüğü bir Türkiye dileğiyle yayına katıldığınız için ikinize de çok teşekkür ediyorum. Bizi bu saate kadar dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Abone olmayı ve lütfen katılmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Evet, yayını kapatıyoruz.